Şimdi ne yapıyoruz? Bugün milföylü tavuk yapıyor Meltem ablamız. Evet. Ben geçtiğimiz günlerde yaptığın ayvalı tartın tarifini bütün arkadaşlarım istedi. Ay ne kadar güzel. Evet, çok fazla ilgi görüyor efendim tarifleriniz. Çok güzel, ne kadar milföylü güzel. Milföylü tavuk ve kestaneli helva yapacağız. İşte bu benim en sevdiğim şey. Ben de çok seviyorum. Kestaneli balığın üstüne, helva. Hani balığı öldürdü derler ya böyle tatlı için. Helva balıktan sonra olmazsa olmaz bir şey. Ama hani normalde sadece helva yemeyelim de onu biraz daha şıklaştıralım. Tamam. Hani biraz daha ne derler, fantara fintorolu bir şey olsun filan derler ya. Biraz da helvayı daha görseli güzel bir hale getireceğiz. Tamam. Hep diyorum bazı yemekler için yeni nesil yemekleri diyorum. Çünkü onlar mutfakta daha yaratıcılar ve daha güzel şeyler yapıyorlar. Ben de o yeni nesilden birazcık etkileniyorsun. Etkileniyorum ve elbette. Geleneksel mutfaktan onlara doğru geçiş aslında çok keyifli. Çok keyifli yani, çünkü aslında alternatif fazlalaştı. Kesinlikle. Sen de bu yenilikleri yakalamakta gecikmiyorsun. Çok seviyorum. İnanılmaz derecede şeyler, yaratıcılar. Bu arada da doğru ocağımı yaktım diye bakıyorum. Doğru, doğru ocağı yok, yaktım değil mi? Aşkım, şunu yapacağım. Şunu yapayım. Bunu istedim. Ha, tamam. Doğru mu? Tamam. Evet. Şimdi 4 kemiksiz tavuk kalça kuşbaşı doğranmış tavuğumuz var. 4 patatesimiz var. Kırmızı biberimiz var, yine 4 tane minik minik doğranmış. 2 soğan yemeklik, tuz, karabiber. 1 paket krema var. Tavuk birazcık huzur bir böyle tavuk. Huzur bir tavuk. 1 su bardağı rende kaşar peyniri, milföy hamuru, 1 yumurta sarısı. Hepsi içinde. Şimdi şöyle anlatayım bu yemeği yaparken. Ben normalde biz yiyeceksek eğer bu tavuğu, tavuk kalçayı küp küp doğratıp, yani yemeklik doğratıp kavuruyorum. Tamam. Sonra da içine atabileceğim sebzeler varsa sebzeleri atıyorum. Baharatlarla lezzetlendiriyorum. Tamam. Bu işte bizim akşamleyin yiyeceğimiz tavuğumuz olur. Tamam. Ama bir misafir gelecekse ve malzemelerim 3 aşağı 5 yukarı aynıysa biraz daha bir şıklık istiyor yemek. Hani misafire özen göstermek, değişik bir şey yapmak biraz istiyor. Biraz bir fanfatel bir şeyler yapıyoruz. İşte öyle bir şey yapacaksanız son derece güzel bir tarifim var. Hepimizin dolabında, buzluğunda milföy hamuru 3 aşağı 5 yukarı bulunur. Milföy hamurunu güzelce çıkartıyorum. Birazcık çözüldükten sonra tencereye soğanımı koyuyorum ve küp küp doğranmış, kuşbaşı doğranmış etlerimi üstüne ilave ediyorum. Tamam. Şimdi diğer tarafta da birkaç tane patatesi küp küp doğrayıp çok azıcık yağlayıp fırına atıyorum. Biraz fırınlıyorum onu. Fırınladıktan sonra fırınlanmış hali mi? Evet, bu fırınlanmış hali. Fırınladılar değil mi kızlar bunu? Evet, fırınlanmış hali. Ama dersiniz ki ben kızartmasına bayılıyorum. Ha, bir an kızarmış mı diye baktım. Kızartabilirsiniz yani. De. Peki. Oo. Yani daha mı lezzetli olur? Evet, daha lezzetli olur sabah kızarmış sabah hali. Sabah sabah soğan kokuları, tavuk kokuları. Ay harika. Efendim ev hali, ev hali. Harika. Evet, bizim patateslerimiz kızarmış. Kızarmış değil mi? Tabii kızarmış. Yani baktın mı anlarım. Bak bir şey söyleyeceğim. Fırından çıkmış. Daha lezzetli olacak. Ama şöyle bir şey. Güzel yağlarsanız patatesi, biraz da kekik, kırmızı pul biber, tuzla hafif şöyle ovarsanız, yani harmanlarsanız, fırına attığınızda gerçekten kızarmış patates kadar lezzetli oluyor. Ben patatesi artık hiç kızartmıyorum neredeyse. Evet. Ama kızarmış patatesi sevmiyor muyum? Bayılıyorum. Birazcık ev yapımı mayonez, biraz ev yapımı ketçap, hardalla şöyle karıştırıp ölüyorum onu yemeye. Evet. Ama akşam saatlerinde yememeye çalışıyorum. Pazar günleri geç kahvaltı, akşamüstü böyle acıkınca hani muzur bir şeyler yiyeceksek bunu yapıyorum. Şimdi patatesleri fırın kabımın alt kısmına şöyle yaydım. Patates koymayacağım derseniz karnabaharla da çok güzel oluyor, itiraf edeyim. Peki. Güzellerin geldi. Soğanlarımızı koyduk. Tavuklarımızı tamam. Üzerine attık. Biberlerimizi de şöyle üzerine atalım. İtiraf edeyim dedi, çok tatlısın. İtiraf ediyorum, huzur şeyleri seviyorum. Evet, yani kim sevmez. Daha lezzetli oluyor, daha tamam. Güzel oluyor. Ama alternatifi yok mu daha lezzetli şeyler? Mesela lezzeti yakalamanın en önemli noktalarından bir tanesi de baharatı doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde kullanmak. Düzgün, kalorisi düşük, şahane bir yemek yapmanız da mümkün. Tabii. Baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Tabii, çok güzel. Bak ne kadar güzel bir şey söyledin. Evet. Bunların hepsi mümkün. Çünkü tavuk sonuçta zaten bütün beslenme şekillerinde, diyetteyken bile yenilebilen bir şey. Hı hı. Baksana harika bir sebzeli tavuk sote. Çok azıcık zeytinyağı gezdirdik. O da yani aynen. Tencereye yapışmasın kadar. Tabii. O kadar yağ koyuyorsun. Ha, şimdi bu tavukta krema var. Bak krema koymayacağım, o kadar da muzur olmasın diyorsanız o zaman onun yerine bir bardak süt ilave edebilirsiniz. Krema kadar lezzetli oluyor mu? Oluyor. Ama kremalı olursa
biraz daha şahane oluyor. Tamam. Değil mi? Şimdi tabii bunun... canım, kremalı olunca böyle o akışkan harika tadı. Ama mükemmel. Mesela benim birçok arkadaşım et yemeğinde de tavuk yemeğinde de kremadan hoşlanmıyor. Hmm. Onlar geleceği zaman ben onu sütle yapıyorum. Tamam bak. Yine aynı lezzetli oluyor. Bir de misafire uygun beni çıkartıyor. Tabii yani herkes ne yiyecek ona uygun. Ay Meltem diyeyim. Birazcık tuz ilave ettim. Peki. Tuz, kırmızı pul biber, kekik, kimyon, tavuğa yakıştırdığınız ne varsa köri hepsini ilave edebilirsiniz. Köri harika olur. Şöyle karabiberini de ilave ettim. Tavuklar da pişmek üzere. Pişmek üzere. Şimdi tavuklar pişmek üzere. Tavuklar birazcık daha o şeyi gitsin. Evet. Çiğ hale gitsin. Heh. Ondan sonra kremasını ilave Peki. edeceğim üstüne. Şöyle şöyle çevireyim ben şunları. Heh. Şimdi bu yaptığın kestane aslında yılbaşı menüleri veriyoruz bir taraftan evet. da. Yılbaşı gecesi yapılabilecek harika tarifler. Kestanesiz bir yılbaşı gecesi olamaz. Olmaz, kestaneli evet. pilav mı dersiniz, kestaneli tatlı mı dersiniz? Kestaneli hindi yapılır iç pilavla beraber şahane olur. Aynen. Yine yılbaşı gecesi yapabileceğiniz, hani ben çalışıyorum akşamleyin geldim geç vakitte ne tatlısı yapacağım derseniz işte sufle kıvamında aslında yılbaşı sofranızı bile renklendirecek, herkesin de bayıla bayıla yiyebileceği harika bir tarif. Helva var içinde, evet. kestane var of, ve çikolata var. Daha ne olsun. Bunların hepsini tek başına kaseye koyup yeseniz yine bile muhteşem. Bir de düşünün bunların hepsinin harmanlanıp fırınlandığını. Tabii. Çok güzel bir hal alıyor. Üç mükemmel tat bir arada. Evet. Harika. İşte güzel lezzetleri bir araya getirmek keyifli bir şey mutfakta. Şimdi bu fırında da pişecek ya bir taneciğim. Heh, oldu gibi mi diyorsun? Oldu gibi sanki. Elimden geldiğinde. Biraz daha olsa iyiydi ama. Birazcık daha şöyle. Evet azıcık daha dönsün. Hı. Tavuk sık tüketir misiniz? Fena değil. Tavuğun nereden geldiğine bağlı değil mi, biliyorsun. Artık, sevgili Yavuz Dizdar hocama sevgiler gönderelim buradan. Tavuk ve yumurta deyince aklıma o geliyor. Davet edelim. Öyle. Özledim Ederim. Yavuz Bey'i. Ay ben de çok özledim hakikaten. Gerçekten vermiş olduğu bilgiler yani bilime dayalı bilgiler verdiği için aslında çok çok farklı bir çok şekilde değerlendiriliyor. Için, çok kıymetli. Unutuyoruz i̇şte, bazen. Tavuk bulduğumda yiyorum ben. Ben de tavuk etini çok severim. Evet, ben de organik buldukça, ben bu anlamda biraz daha şanslıyım. Biraz daha kırsal bir bölgede yaşadığım için. Evet, konunun mi? Komşunun tavuğu var, kesiyorlar, veriyorlar. Ah, ay, bütün güzel. Evi tavuk kokusu kaplıyor. Ay, değil mi? Nasıl güzel kokuyor. Geç pişiyor ama. Gerçekten geç pişiyor tavuk. Fakat o çorbasının lezzeti, o etinin lezzeti inanılmaz bir şey. Bu oldu. Keşke bunu biz beklerken evet. bir tatlıya başlasaydık diyeceğim ama ben yok hemen şimdi artık geldi bunu krema. Koydum. Tamam. Tamam. Onu da karıştır. Lezzetlendirdik zaten. Bitti bu. Bu kadar basit bak. Bu yılbaşı kadar. Akşamı bile tavuk etinden, hindi etinden yapabilirsiniz Harika. Bu tarifi. Şimdi bir de güzel bir iç pilavlı hindi tarifi ay, verelim. Evet verelim. Çok severim. Tamam. Kestaneli şöyle güzel bir kayısılı erikli. Of of. Değil of. Mi? Kuru erik. Harika bir kadar tarif. Güzel. Kuru erik soya. Ay, mükemmel. Güzel. Yapalım en kısa zamanda tamam. yapalım onu. Güveçte. Şimdi güveçte. Evet, güveç kabında. Güveç tamam. kabında. Şimdi bu karışımı tuz, karabiberle lezzetlendirdik. Bir dişte sarımsak koyabilirsiniz. O da yakışır tamam. içine. Dediğim gibi biz kırmızı biber ve soğanla lezzetlendirdik ama evde bulundurduğunuz bütün kış sebzelerinden bu tavuklu karışımı yapabilirsiniz. Yani amaç sebzeli tavuk yapmak. Hı hı. Sebzeli tavuğu yaptık. Şimdi fırınladığınız ya da kızarttığınız patateslerin üstüne bu güzel tavuk harcını döküyorsunuz. Bak 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 tek hamlede. Evet. Biraz dışarı döktüm ama onu görmeye verin. Yardıma ihtiyacım var mı? Tamam. Şimdi onu düzgünce yayarsak üstüne. Milföyler geldi anında. Şimdi milföy hamurlarını da. Kapak yapıyorum milföy hamurunda. Tamam. Bunu şerit şerit kesip örgü gibi de yapabilirsiniz. Bunu böyle kapak gibi de yapabilirsiniz üstüne. Biraz fazla canı çözülmüş. Bizim tabii ışıklarımız evdeki ışıklar tabii, gibi değil. Işıklar yanınca. Evet. Şöyle. Çok güzel. İşte o. bunun kapağı. Nasıl güzel koktu bu kremayla tavuk bir arada. Yasin kokuyu aldı hemen. Yasin kokuyu aldıkça yaklaşıyor biliyorsun. Bize doğru daha yakından gelmeye başlıyor. Fırçamı aradım. Tamam. Buldum. Tamam. Tamam. Ay, tamam. Şimdi şöyle birazcık çok azıcık yağ gezdiriyorum yumurtayı sürerken daha sürümü kolay oluyor. Hmm. Şöyle yumurtayı da sürdüm. Bunun içine üstüne susam, çörek otu, çok sevdiğiniz güzel. Minik minik haşhaş tohumları ne isterseniz koyabilirsiniz. Mürfey hamurunu daha afilli de koyabilirsiniz mesela işte örgü gibi yapıp şerit şerit de kesip koyabilirsiniz. O da güzel olur. O zaman böyle şey elmalı tartı nasıl yaparız şey kafes kafes o zaman daha şık olur.
birazcık da lezzetlendirdik kendimizce. Oh, çok ve güzel fırına oldu. Gidiyor. Hazır evet, mıyız? Misafiriniz bakın geldiğinizde bu sofraya konduğunda gerçekten özenilmiş ve çok güzel gözüken bir tarif oluyor. Canım Allah herkese ama herkese en büyük serveti verirsin. O servet sağlıktır. Amin. Tabii. Doğru. Gemileriniz olabilir. Uçaklarınız olabilir. Çok zengin olabilirsiniz. Apartmanlı yapabilirsiniz. Tabii ki. Ama en büyük servet sağlık, sağlık, sağlık. Sağlığınız olmadığı zaman ne güneşin güneş olduğunu görürsünüz, ne çiçeğin kırmızı yahut da yeşil olduğunu görürsünüz. Çok doğru. Ne zaman sağlık varsa o zaman mutlusunuz. Onun için diyorum Cenab-ı Allah sağlık versin. Herkese amin. 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 İnşallah. Amin. Maşallah. Şeref verdiniz, keyif verdiniz. Siz de çok iyi Hakkı abi şu anda. Çok, ve o bir dönem böyle ufak bir şey atlattı ama kendi şarkılarını duyunca uyanmış sesini. Evet. Ay. Doktor beni uyandırırken o tabii yardımcıları falan açmışlar telefonlarını. Heh. Herkes bir şarkı açmış. Bir baktım Hakkı Bey uyan, uyan. Fonda müzik geliyor. Ay. Allah'ım. Ay söyleyemiyorum. Ay canım benim. Ve şarkı söyleyerek uyandım. Ama Cenab-ı Allah beni koruyor. Allah sağlık versin. Allah başımızdan bakın, eksik etmesin. O ameliyatlar geldi geçti. Ondan evet. Sonra en az 20 tane konser verdim. Maşallah. En az 5 yerde düğünlere katıldım. Maşallah. Bu hafta 2 tane konserim daha var. Ay ne güzel. Ve ben devamlı faaliyet çalışıyorum. Hiç durmadan çalışıyorum. Sağlığım gayet yerinde. Allah güç, kuvvet İkinci versin, bahar. Sağlık Amin. Versin. Bakın, bakın güzelliğe bakın. Şu ailenin, sevginin güzelliğine bakın. Maşallah çok sevgiler gönderiyoruz buradan. Sevgiler. Şimdi abi güvecin geldi. Heh, Hakkı evet. Abi. Şimdi bize gelmişken dedi ki bir güveçle yapacağım ben bunu. Sen anlat biz yapalım abi. Peki. Şimdi güveç derken tabii çelik tencerede yaparsanız güveç olur da olmaz. Olmaz. Güveç ile güveçte olur. Yani bunda. Bu önce alınırken biz bunun pişmesi için kuyruk yağını koyuyoruz içerisine. Yağla onu çevirir çeviririz. Bu o yağ şey yapar, hazmeder ve olur bu. Bu olur. Bu kadar güzel. Sırlanır içi değil evet, mi? Evet. Tabii. Ondan sonra olur. Şimdi güveç yaparken biz önce Çukurova'da kesinlikle dana etinden yapmayız. Tamam. Yapmadık. Çukurova'da büyüdüm. Ben doğduğum yer Tunceli, Mazgirt. Aktarlı köy. Ama ben çocuk yaşından sonra Adana'ya geldik. O güvecin hazını orada bulduk. Başka yerde de güveç yapıyorlar. Ama Adana'da yapılan güveç budur. Bundan daha güzel güveç başka yerde olur mu olmaz bilmiyorum. Yok bana göre. Bizde olmaz. Evet. Güvecin ilk malzemeleri şu. Et biraz daha geç piştiği için yağı ve biber salçası ya da domates salçasıyla eti kızartırız. Kızartırız. Ateşte. Tamam. Başlayalım mı yavaştan? Başlayın, siz başlayın. Siz bana tarif edin, söyleyin. Ne koyayım ilk önce? Eti koyunuz. Eti koydum. Oh, kuzu eti, koyun eti. Birazcık şey yağ koyayım mı yoksa hiç yağsız mı böyle mi koyayım? Birazcık yağ koyursanız. Azıcık koyayım. Salçayla birlikte. Hı-hı. Mutfakla aranız iyiymiş diye duydum. Hakkım. Eşim sık sık Adana'ya gider çünkü orada da 2 tane kızım var. Ay maşallah. Hanımın da kardeşleri, abileri falan hepsi oradalar. Onların görmesini tabii gönlüm ister. Tabii. Atlar gider. O gittiği zaman burada da 2 tane kızım kalıyor yanımda. Görev yapıyorlar. Onların yemeklerini ben yapmak zorunda kalıyorum. Ah canım ay benim. Çok güzel. Dolayısıyla daha önce de bekar hayatı yaşadık öğrenciyken. Tabii. Dolayısıyla yemekleri yaptık. Ona zeytinyağı, biraz şu salçayı salçadan da ekleyiniz. Bir karıştırınız. Bu salçanın hepsini koyayım ister misin? Bence kaldırır değil mi? Yemeğe tat verir, güzellik verir. Oh. Biber salçası mı, domates miydi? Biber salçası ile domates daha salçasını güzel. Karışık koyduk. Oh, biber salçası. Oh. Altta şey yanıyor açtım. Değil mi? Açtım altını. Peki. Güzelce yanıyor. O önce karıştırırsın, et birazcık hani böyle ısınsın yahut da hafiften pişsin. Ondan sonra sırayla etin üzerine patlıcanları. Önce patlıcan. Oldu gibi dökeriz. Tamam. Biraz bu tamam. Pişsin. Bu biraz pişsin yani. Doğru. Ama bir daha söyleyeyim. Hanımlar bu işi çok iyi bilirler. Ben söylüyorum ne olur beni affetsinler. Onlar kadar bilmem. Patlıcanların güvecin içerisinde böyle hamur gibi erimemesi için onları biraz tuzla dışarıda evet. Bekletiriz. Hı. Biz yaptık siz gelmeden önce. Ha. Tamam teşekkür ederim iyi olmuş. Ondan önce de patlıcanların kapkara, siyah olmaması için de suyun içerisine koymakta yarar var. O da yapıldı. Heh. Ondan sonra patlıcanları böyle üzerine diziyoruz. Tamam.
bir avuç bak sarımsak. Of, bir avuç istedi. Az önce gördü. Meltem, bir de o sarımsak az, birazcık daha ekleyelim. Sarımsak çoğalttık. Bu işin en güzel zevkidir. Heh. Tadın. O sarımsakları böyle üzerine, patlanın üzerine sereceksiniz. Tamam. Ondan sonra üzerlerine biberler. Tamam. Nerede biberleriniz? Biberler burada. Ha, orada bak. Hepsi hazırladık. Ha, altta mı kalmış? Evet, o biberleri tamam. Seriyorsunuz. Tamam. Biberlerin üzerine domatesleri olduğu gibi seriyorsunuz. Oh. Hava almıyor. Ve tuzunu, karabiberini üzerine atıyorsunuz. Sonra herkes yapar yapmaz ben yapıyorum. Şu patlıcanların kabukları var ya. Evet, özellikle ayırdık onları. Ben onları ayırın dedim çünkü vitaminler kabuklarda. Hmm. Tabii. Siz rule kağıdıyla örtüyorsunuz ya hanımefendiler. Ben rule kağıdı örtmüyorum, rulenin yerine. Hani o yanın... Ne? Fırın kağıdı örtüyoruz. Fırın kağıdı. Ben bunları örtüyorum üzerine. Ha, süper. Niye örtüyorum? Hem kabuktaki lezzet yemeğin içerisine girsin. Hem oradaki vitaminler yemenin üzerine girsin ve yemeğe ayrı bir aroma verir. Ay bakar mısınız? İşte bu güvecin püf noktası aslında, evet. Değil mi? Ondan evet. Sonra tabii, hakkı bulut güvecinin püf noktası. Bunu tabii güveci en güzel nerede yapılır? Eskiden mesela bir ekmek fırınları var ya, evet. Bu böyle hazırlanır. Kapatırdık kapağını. Heh. Şunu da kapatırdık. Evet. Doğru fırına gönderirdik. Fırında yavaş 25 yavaş. Dakika sonra tabii kendi ateşinde tabii. Pişer gelir. Artık elini mi onunla yersin? Ne yersin yersin. Maşallah. Ama güveç bu. Ama tabii ben sadece güveç yapmıyorum. Bütün yemeklerin hepsini yaparım. Belli. Bamyadan tut balık, balığa kadar. Oo, çok titiz. Ondan sonra tavuk butların tava yapmaktan balık çorbası yapana kadar. Ay, maşallah yapalım. Siz bayağı. Mutfağı ondan seviyorsunuz. Ben dedik ki zaten ben güvecimle geleyim. Güveç olmadan güzel olmaz. E tabii yani şimdi kalktılar çelik tencerede yaparsanız tabii. Güveç olur olmaz. Olur da bu güveç olmaz. Olmaz. Doğru. Peki doğru. Form harika maşallah. Yani mutfakla aranız da iyi. Yemeği seviyor musunuz? Yemeği. Aa, ben... Değil mi? Bakın bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada doktor beyler de vardır. Saygılar duyuyor göstereyim kardeşlerimize. Ben canım ne zaman içerse o zaman yerim. Hmm. Saat 3'te de olsa yerim gece. Ha. Ama hiçbir zaman kilo almıyorum. Maşallah. Karnım doymadan yatamıyorum. Ama demek değil ki insanlara böyle siz de karnınızı tıka basa doyurun yatın demiyorum. Evet. O büyük bir zarar vardır. İnsan kalbine, sağlığına. Kimse onu yapmasın. Ben kendimi söylüyorum. Şahsım benim metabolizmam bu demek ki. Evet, bünyeniz her yemeği böyle. Hazmediyor. Ama ben yemekleri hiç ayrım yapmam. Öğün de yok bende. Canım ne zaman yiyorsa o zaman yerim. Oh. Mesela dün kestane aldık. Ay ne aa, güzel. Süper. Fırında kestaneli tatlı geliyor Hakkı abi. Oh ne güzel. Heh. Ama gece saat 1:30 oldu. Süt, benim kendi odam var stüdyoda çalışıyorum. Hı. İndim aşağı. Hanım dedim. O besteler orada mı geliyor? İlham orada mı geliyor? Ben çalışırken yok. Çalışırken. Ha, bu gecelerin kalktım. Heh. Saat sabah 4'tü. Bir söz geldi aklıma, yazmam lazım. Kağıda yazdım karaladım ama baktım hani ilkokul çocukları da okula gitmeden önce yazarlar çizgi böyle o buraya gönderir, buraya gönderir. Ben de baktım tamam dedim. Yani bir gün hayatımın bu kağıtları hem komedili konusunda çok bir belgedir hem de gerçek bir belgedir. Yazıyorum bırakıyorum orada yatıyorum. Ondan sabahleyin baktım bazen gece yazdıklarıma kalkıyorum bakıyorum. Yok ya hadi bu uykuda yazılan şey daha güzel olmamış. Olmamış. En güzel mi yaparım diyorum. Güzel ya. Harika. Biz siz gelmeden önce böyle fırında bir tavuk yaptık. Böyle beşamelli üstü güzel mülfey hamurlu. Güzel fena görünmüyor değil mi? Görüntü çok güzel. Görüntü güzel. Günaydınlar efendim. Hepinize iyi sabahlar. Umarım bu sabaha dinç, kendinizi iyi hissederek, herhangi bir boğaz ağrısı, sıkıntı hissetmeden uyanmışsınızdır. Çünkü malum havalar soğuk. Bir de birazcık da tam ne soğuk. Bir gün böyle çok iyi derken diğer günler böyle hava aman bugün çok güzel deyip montları üzerimizden atıyoruz derecesinde neredeyse. Aralık böyle bir şaşırttı bizi. Hal böyle olunca kendimize iyi bakmak ve bedenimizi sağlıklı tutmak için bugün size mükemmel tarifler vereceğiz. İpek Kuşçu var ve İpek Hanım'ın tariflerini biliyorsunuz. Benim söylememek
gerek yok. Bugün bana az önce bir zencefilli ballı bir tarif verdi ki dedi ki bunu çocuğunuza da yedirin, kendiniz de yiyin, hiç hasta olmayın. Hepsi ve daha fazla sizler için efendim. Hazırsanız başlıyoruz. Şef Mehmet Berhan Akşahin'den enfes tarifler. Sofralarınıza lezzet katacak yöresel kış çorbası. Kolay ve lezzetli pratik sarma pizza. Değil mi? Şöyle göstermemiz de gerekirse evet. Böyle bir pizzamız oldu. Böbrek taşı nasıl oluşur? Böbrek taşından korunmak için nelere dikkat edilmeli? Perkutan nefrolitotomin nedir? Üroloji uzmanı operatör doktor Güven Tidim anlatıyor. Her ne kadar insanın genetik yapısı, altyapısı olsa da eğer doğru beslenirse taş oluşmayabilir vücutta. Hareket bozukluğu nedir, nasıl oluşur? Parkinson hastalığının ileri evre tedavi yöntemleri nelerdir? Esansiyel tromor nasıl tedavi edilir? Nöroloji uzmanı doktor Başak Bolluk Kılıç anlatıyor. Tamamen uyanık olması bizim tercihimiz. Probiyotik karnabahar turşusu, grip savar zencefil şurubu, abur cubur isteklerine karşı peynir cipsi. Probiyotik tarifleriyle İpek Kuşçu kendine iyi bakta. Yani probiyotik yiyelim ama o ayın getirdiği nimetlerle yiyelim. Gebelikte beslenme nasıl olmalıdır? Gebelikte bitki çayları tüketiminin yeri nedir? Gebelikte vitamin takviyeleri nasıl yapılmalıdır? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin anlatıyor. Emziklisin süt yapar diye çokça yedirmiyoruz gebelerimize doğumdan sonra da. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum sabah sabah size harika tarifler verecek bir beyefendi. Şef Berhan Akşahin. Hoş geldiniz. Hoş sevgili bulduk, şefimiz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Günaydın. Günaydın diyelim. Günaydın. Siz bir şef olarak günaydın deyince kendinize güne nasıl başlıyorsunuz? Ben kesinlikle kalkar kalkmaz önce bir bardak ılık su içiyorum. Limonlu mu? Efendim? Limonlu mu? Limonlu ve özellikle içerisine tarçın veya zencefil atmaya çalışıyorum. Çok güzel. Yani ikisini aynı anda atmıyorum. Ayrı ayrı. Bir gün birine, bir gün birini atmayı tercih tamam. ediyorum. Sonrasında herhangi bir eğer varsa spor aktivitesi ona yetişmeye çalışıyorum. Kahvaltı yok mu? Kahvaltı birazcık geç başlıyor benim için. Çünkü peki. işim gereği tamam. öyle oluyor. Ama kesinlikle kahvaltı yapmadan günü bitirmiyorum. Yani güne başlamıyorum. Evet. Bitirmeseniz iyi olur zaten evet. kahvaltı yapmadan. Evet. Peki suyu içiyorsunuz sonra hı. spor yapabiliyorsanız aç karnına mı yapıyorsunuz? Yok aç karnına yapmıyorum. Bir şeyler yiyorsunuz evet, ufak. Evet mutlaka ufak yani işte ceviz olsun. Tamam. Herhangi bir kuru yemiş elimin altında ne varsa kuru meyve. O şefimiz pek beslenmiyor ediyor. Gördüğünüz kadar sevgili izleyicilerimiz. Evet. Yani siz buna sabah kahvaltısı diyor musunuz normal şartlarda? Spor öncesinde. Spor öncesinde. Evet birazcık evet, vücut şekeri dengelesin diye. Tamam. Birazcık enerji gelsin diye. Vücuda. Neden zorluyorum ve bu kadar soruyorum evet. kendisine? Çünkü sevgili Berhan Akşahin daha önce kaç kiloydunuz? 140. 140 kilodan kaç kiloya indiniz? Şu anda 81-82 kilo. Maşallah. Ve bu kiloları sağlıklı beslenerek ve kendine iyi bakarak verdi. Evet. Bu çok önemli. Dolayısıyla beslenme şekliniz bize ilham verecek. Hı-hı. Ve verdiğiniz tarifler elbette. Evet. Şimdi diyorsunuz ki tüm bunları ben yapıyorum ama ben de şef olduğum için aynı dönemde kilom da artmış. Çünkü her yaptığını tadarken insan muhtemelen şefler öyle bir kilo durumu vardır değil mi Berhan? Aslında mutfak çok hareketli bir yer. Yani yemeğe çok fazla fırsat bulamıyor insan. Ama sağlıksız beslenme, düzensiz çalışma saatlerinden dolayı sağlıksız beslenme vücudu biraz yıpratıyor. Ondan mı şeflerde biraz kilo evet, görürüz? Evet, birazcık kilo ondan dolayı. Siz yeni dönem genç şeflerden kiloları vermiş şekildesiniz. Evet, pratik sarma pizza yapacağız evet. ilk olarak. Neler var içinde? Kaşar öncelikle, sucuğumuz var, tortilla, lavaş ekmeğimiz var. Tamam. Bunu böyle alalım. Domatesimiz ve maydanozumuz var. Harika, çok evet. basit. Birkaç çok malzemeyle. Basit bir aynen, bütün evlerde ev hanımlarının çok rahat ulaşabileceği, öğrenci evlerine dahi çok rahat çok yapabileceğimiz bir tarif. Pratik. O gün evet. ama bir kolayından şöyle lezzetli, değişik bir şey yapayım diyenlere harika bir tarif. Buyurun efendim, siz başlarken ben servislerinizi hazırlıyorum. Siz anlatarak yapmaya devam edebilirsiniz. Tamamdır. O lavaşın bir özelliği var mı mesela? Lavaşın bir özelliği işte. Kepekli kullanıyoruz. Yani mümkün olduğunca beyaz undan, şekerden uzak duruyoruz. Ben kilo verirken de hayatımdan kesinlikle bütün şeker ne varsa çıkart. Gerçekten. Yani gazlı içecek olsun, şeker olsun, yağ özellikle. Yani daha çok tereyağı kullandım.
başka şekil işte bitkisel yağlar kullandım. Ceviz yağı özellikle çok sağlıklı. Kızartmada tavsiye ederim. Ceviz yağını. Evet. Çok daha rafine. Lezzet olarak peki çok kabul edilebilir bir lezzet mi? Edilebilir. Kesinlikle evet. Çok fazla. O da fazla, çok güzel. Rahatsız edici bir şey yok. Peki buyurun siz pizzayı yaparken ben bir taraftan. Tabii ki. Şuradan hemen soğanını da size getiriyorum. Tamamdır. Mesela şef olarak siz bunu yapınca böyle yer misiniz? Ya şimdi müşteriye gideceksin zaten hani alıp yemem yok. Garip olur ama tabii öncesinden biz bunların demosunu yapıyoruz. Eğer müşteriye gidecekse bir tarif öncesinde yapmış oluyoruz. Harika. Kaşar. Üzerine bir sıra sucuk vereceğiz. Çok güzel. Favori mutfak gıdanız, yöreniz neresidir? Benim Güneydoğu. Güneydoğu seviyorsunuz evet, belli. Güneydoğu bugün seviyoruz. Vereceğiniz çorba tarifinden de. Evet. Ve dediniz ki bu çorbayı soğuk yaparsanız Ege bölgesine, sıcak yaparsanız Güneydoğu evet, bölgesine. Doğrudur. Bizim yaparken devam edebilirsiniz. Ben sizi zevkle dinliyorum. Güneydoğu'da genellikle içerisine biraz daha et ürünü girer. İşte kuzu girer, dana girer. Özellikle kuzu eti veya koyun eti girer. İşte Ege'ye geldikçe daha çok ot girer. İşte Arap saçıdır, ıspanaktır, evet, pazıdır vesairedir. Bu tarz yeşillikler giriyor ve soğuk oluyor. Zeytinyağı daha çok oluyor. Bizim oralarda, yani bizim oralarda işte Güneydoğu bölgesinde daha çok işte et, tereyağıyla vesaire tatlandırılıyor. Peki. Bunu böyle yaptıktan sonra bildiğimiz sarma gibi saracağız. Çok lütfen fazla bir şey koymak istemiyorum içerisine daha fazla. Hem lavaşımız ince. Fırınımız da hazır. Size hemen bir fırın tepsisi bunun üstüne birazcık belki bir yumurta sarısı süreriz. Hem daha böyle parlak gözüksün, parlak diye, gözüksün, mat olmasın diye. Peki. Şöyle ya da isterseniz. Bu iyiydi tam bunun için. İyi mi? Evet. Yeterli mi? Hangisini bunu istersiniz? Bunu alalım. Ben bunu yağlı kağıtta hali hazırda. Tamam, şef diye seçti. Malzeme çok önemlidir sevgili şef. Bizim mutfağımız da fena değil bu anlamda. Ne dersin? Tabii tabii. Maşallah var. Her şey teşekkür ederiz. Buyurun lütfen. Lavaşı sardık. İçine hiçbir şey koymadınız. Yağ da koymadınız. Çok güzel. Yok. Yağımız kaşar yok. Kaşar peynirinin yağıyla. Kaşar peynirinin kendi zaten yağlı. Sucuğumuz da yağlı. Üstüne sadece yumurta sarısı. Evimde yemek yapmaya kalktığım zaman her şeyi unutuyorum. Gerçekten. Hiçbir şey bulamıyorum elimin altında. Ondan dolayı çok fazla mutfağa girmiyorum. Evde yemekleri siz mi yaparsınız, eşiniz mi yapar? Yok. Henüz bir eşim yok. Olacak inşallah. Ama anneye bırakıyorum. Anneniz yapıyor. Ne güzel. Evet. Fırına giriyor. Kaç dakika, nasıl yapıyoruz? Bunu 180 derecede. Evet. Çok fazla değil. 5-6 dakika tutacağız. Evet. 5-6 dakikaya kurduk ve hemen çorbamıza başlıyoruz. Hemen soğanımızı keserek başlıyoruz galiba. Evet. Buyurun. Haşlanmış nohutumuz var. Yine buğdayımız, yoğurt, kuru nane, yumurta, ıspanak ve tereyağımız var. Evet. Buyurun lütfen. Ispanak biliyorsunuz. Ispanak hem demir açısından zengin ve şu anda böyle tam mevsimine geliyoruz. Çok taze, lezzetli ıspanak bulabiliriz. Nohut keza aynı şekilde hem azot, nişasta bakımından da kuvvetli bir gıda. Kalsiyum, B vitamini ağırlıklı. Soğandan olmazsa olmazımız soğan. Evet, aynen öyle. Yarım soğan. Yarım soğan yeter diyorsunuz bu çorbaya. Şeflik eğitimi kaç yıl süren bir eğitimdir? Üniversitelerde de var bu eğitimler. Kestikten sonra koyalım peki. Üniversitelerde sizin ilgi alanınız peki nasıl gelişti? Ben aslında mühendisim. Aa, çok enteresan. Evet, ama hiç yapmadım işimi. Hep 18 yaşından beri bir mutfağa girme isteği vardı. Ondan sonrasında bir aşçılık okuluna yazıldım. Ama mühendis oldunuz bu arada. Tabii tabii. Çok değerli bir meslek. Tabii. Yani altın bilezik. Altın bilezik elimde diyorsun. Elimizde duruyor şu anda. Ay çok güzel. Kolumuza taktık. Ama dediğim gibi yani bu bir tutku. Gerçekten insan yapmak istediği işi yapmalı. Kaç yaşında olursa olsun. Ondan dolayı ben de hayallerimin peşinden gittim. Çok iyi. Şu anda sevdiğim mutlusunuz, sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Soğanları koyacağız mı? Sonra mı koyuyorsunuz? Hemen. Yağı. Şimdi yağımızı. Yağı da az koyuyor. Ben sevdim bu şefin tariflerini. Sevgili Berhan Akşahin, az yağ, kesinlikle, az malzeme, sağlıklı, içinde evet olan bütün ürünlerin neler var, neler faydalı. Kesinlikle. Bunları söyleyerek yapıyorsunuz.
sizin mutfak şanslı. Peki anneniz seviyor mu? Siz dediniz Güneydoğulu'yuz. Anneniz seviyor mu tariflerinizi? Beğeniyor mu? Aslında benim şefim annemdir. Öyle söyleyebilirim. Kendisi uzun seneler zaten restoran işletti. Evet, işletti aileden yani, gelen. Aileden de gelen bir şey vardı. Ondan sonrasında bize el verdi gibi oldu. Ne biz kadar güzel. Yedik. Nasıl buluyor peki? Annesi nasıl buluyorsunuz oğlunuzu? Güzel yemek yapıyor mu sizce? Beğeniyordur. Beğeniyordur. Hafta sonları özellikle. Öyle mi yapıyorsunuz? Evet. Harika. Soğanımızı kavuruyoruz. Şöyle terlettik. Rengi de hafiften döndü. Dönmeye başladı daha doğrusu. Sonrasında daha önce haşladığımız ıspanağımızı katıyoruz. Biraz altını açacağız çünkü ıspanağı yüksek ateşte kavurmamız lazım yoksa suyunu veriyor. Bu sefer suyunu verdikten sonra çektirmesi için bekleyeceğiz. Tadını değiştiriyor. Tadını değiştirecek. Ispanağı yüksek ateşte kavuruyoruz suyunu evet. bırakmaması için. Çok güzel. Öbür tarafta hemen şimdi biz buna sıcak su vereceğiz. Sıcak su verdikten sonra da yoğurt, yumurta ve un karışımımızı koyacağız. Bunun da kesilmemesi için ayrı bir yerde yumurtayı, yoğurdu ve unu karıştıracağız. Sonrasında onun içine birazcık sıcak su ekleyeceğiz ki tenceredeki kaynayan suya sıcaklığı yetişsin. Bu sefer de yoğurdu, unu ve yoğurdu koyduğumuz unu koyduğumuz zaman içinde kesilmesin diye. Çok önemli bir şey söylediniz. İkisinin sıcaklığını dengelememiz lazım. Suyu ısıtıyorum bu arada. Evet. Tamam. Ben bunun içine yumurta kullanacağım. Buraya veriyorum. Az önce pizza için kullandığım evet. yumurtadan ziyan olmasın diye ayrı bir yumurta yapmadım. Çok güzel. Bir buçuk yumurta zaten buna yetiyor. Veriyorum. Süzme yoğurtla onu. Evet. Şuna çok güzel. Bir biraz. Yemek kaşığı un koyuyorum. Bunu daha büyük bir yere alayım. Karıştıracağım. Buyurun, sıcak lütfen. Suyunu verip. Teşekkürler. Bu devam mı? Evet, o devam. Peki. Şefe de yardım ediyorum yani. Elinize sağlık hocam. Şef çırağı olur mu? Sizden şef olurdu. Fena. Oo, bak. Abi bekliyorsun. Teşekkür ederim. Bunlar cızırdamaya başladı. Kavruluyorlar. Tamam. Nohutumuzu ekliyorsunuz. Ekliyoruz. Buğdayı en son ekliyorum. Çünkü buğday çok çabuk haşlanan bir bakliyat zaten. Şimdi atarsan bir daha üstüne zaten su gelecek. Bu sefer çok fazla yumuşayacak. Kaybolacak evet. çorbanın evet. içinde. Kesinlikle. Biraz ağza gelmesini seviyoruz. Aynı ağza gelmesini buğdayın. Istiyorum. Bakın bende de dipnotlar yani ya fena değil. Hatta şöyle söyleyeyim. Çorbamızın altını kapattıktan sonra bile buğdayı atabiliriz. Çorbanın içerisine. Çok güzel. Aynen. Aslında önceden malzemeleri hazırladığınız anda çok pratik ve kolayca yapılan tabii, bir tarif. Yani aslında her yemek besleyici, öyle. Besleyici her yemek öyle değil yani mi? Kimsenin mesele soğanı lazım. Kesene kadar. Mesele soğanı kesene kadar bir de en son tatlandırana kadar. Tatlandırana kadar. Yani tuzlu karabiberini, baharatlarını evet. verene kadar. Çünkü gerçekten yani çok iyi malzemeler kullansak daha iyi yemek yaparken en son bir tuz ayarını ya da biber baharat ayarını kaçırdığımız zaman gerçekten kullandığımız malzemenin hiçbir değeri de kalmıyor. Çok yaptığımız doğru. emek de çöp oluyor diyebiliriz. Elimizin lezzeti orada ortaya çıkıyor aynen, diyorsunuz. Var mı böyle değişik bir tiyo hanımlara buradan verebileceğimiz? Buyurun suyunuz kaynadı bu arada. Şöyle bakıyorum. Hani şöyle bir baharat tarifim var ki mükemmel olur diyebileceğiniz. Bu arada suyumuzu vereceğim. Tamam. 4 parmak kadar su veriyoruz. Evet. Tekrardan şuraya kullanacağım Ebru Hanım. Evet çok güzel bir çorba oluyor. Ne kadar pişecek sonrasında? Bu arada pizzamız fırında neredeyse olmak üzere tahmin ediyorum. Onu da sonunda bir kesip seyircilerimize sabah Göstereyim. Kahvaltısı olarak bile bir alternatifte bulunabiliriz. Şimdi burada az önce çorbamızı bağlayacağımız yoğurt, un. Yoğurtumuzu şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. Süzme yoğurt olması önemli. Süzme yoğurt biraz daha zor kesilen bir yoğurt. Tamam. Biraz daha kıvamlı bir yoğurt. Ondan dolayı çorba yaparken süzme yoğurt kullanıyoruz. Dışarılarda tuzlu süzme yoğurtlar satılır. Evet. Hatay bölgesine ait. Onu evde siz kendiniz de yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Kesinlikle.
Yine süzme yoğurt, nasıl söyleyeyim, yarım kilo süzme yoğurda 200 gram tuz evet. koyuyoruz. Ondan sonra onu hava almayacak şekilde streçleyip tamam. kapatıyoruz. Hmm. Bir hafta boyunca buzdolabının altında 5-6 derecede tuttuktan sonra zaten çıkarttığınız zaman hem kıvamı değişmiş oluyor. Hmm. Hem de kendi yoğurt ekşiliğini veriyor. Bir yandan da tuzluğunu verdikten sonra çok güzel böyle kendi tuzlu yoğurdumuzu da yapmış oluyoruz. Evet. Buyurun bakalım, çok merak ediyorum. Süremizin sonuna yaklaşırken evet. çorbamızın finalize halini de seyircilerimize gösterelim. Biraz daha sıcak su alacağız bunu çünkü buraya eklediğimiz zaman evet. kesilmesin. Yumurta da var içerisinde. Evet, yoksa sıcaklığının pişecek. Aynı olması aynen. lazım dediniz. Buyurun. Tamamdır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, pizzamız da neredeyse oldu bu arada. Geliyorum. Oldu mu sizce sevgili şefim? Hemen bakıyorum. Olmak üzere, rengi de çok güzel olmuş. Evet, güzel bir evet, rengi olmuş değil mi? Rengi olmuş. Bunu da çıkaralım. Aynen. Siz de çorbanızı eklemeleri yaparken ben tamamdır. Pizzanızı da getiriyorum. Evet. Evet, onu şimdi bir tabağa alırsınız artık. Bu yoğurt karışımını hı hı. çorbamıza verirken diğer yandan da yardım edeyim mi size? Buyurun isterseniz. Güzelce karıştırıyoruz. Kesilmemesi önemli dedi. Bu işin püf noktası. Un, yoğurt ve yumurtayı ayrı bir kapta çırptı. Ve bu karışımı çorbayla birleştirirken yine bu karışıma sıcak su ekledi yoğurt karışımına. Harika. Kıvamlı da bir çorba olacak. Evet. Çocuklar da çok sever bunu. İçinde evet. nohut var. Buğdayı en son ekleyeceğiz dediniz. Evet. Ayrı bir yerde nane yakacağız. Oh, o da harika. Aynen, tereyağını da en son üstüne üzerine vereceğiz. Üzerine dökeceğiz. Kesinlikle. O da mükemmel olacak. Mutfakta hızınıza erişebilmek mümkün değil tabii servis anında ama bizim de yayınlarda evet. tahmin edersiniz. Biz de işte böyle bir canlı yayın edasıyla son 10 kaldı ve geri sayıyoruz. Ve şimdi bunu yapacağız diye çorba olmak üzere. Nohutu da ekleyecek misiniz? Nohutu eklemiştik zaten. Evet, pardon, buğdayı. Hı-hı, buğdayı da ekleyeceğim. Bir en son kaynara çıkacak. Evet. Ondan sonrasında buğdayı ekleyeceğim. 2-3 dakika tıngırdatacağım. Tuzunu, karabiberini vereceğiz en sonunda. Evet. Yaktığımız nane üstüne ekleyeceğiz. İsterseniz onu da bir servisini alalım. Siz bu arada nane yakacağım dediniz. Ben hemen hazırladım sizin evet, için. Teşekkür ederim. Çünkü son bir dakika içindeyiz sevgili şefim. Tamam. Berhan Akşahin şef bugün kendine iyi bak mutfağında sırlarını paylaştı bizimle. Ben de kendisine aşçı yardımını yapıyorum. Evet. Şöyle pizzamızı alıyoruz. Peçeteyle. Evet, yalnız çorbamız mükemmel oluyor bu arada. Mükemmel. Evet, tabii ki de. Ve pizzamız kesiliyor. Keseceğiz. Şuralardan trimliyoruz. Ben bu arada yağımızı da hazırlamış durumdayım. Çok güzel oldu. Size sağ olun. Buyurun efendim. Servis çok önemli tabii. Evet. Bakın şimdi nasıl bir şefin tabak yapışı da çok önemli tabii. İki saniyede harika, hızlı ve çok güzel bir pizzamız oldu. Gerçekten şöyle çok güzel. Gösteriyoruz. Şöyle. Sardık. Değil mi? Şöyle göstermemiz de gerekirse evet. böyle bir pizzamız oldu. Harika. Belki yanına birazcık şöyle süsler misiniz? Seviyor musunuz öyle? Domates şey? Koyabiliriz. Olsun mu? Evet. Çorbamız bitti. Buğdayını ekleyeyim mi son olarak şefim? Ekleyelim Ebru Hanım. Ekleyelim. Benim hızıma vallahi yetişemiyorum ben. Aslında çırpma telimiz varmış. Ha, bakın olmaz mı tabii canım? Bizim mutfağımızda her şey var. Ha, siz yeni alıştınız daha benim mutfağa. Evet biraz. Hemen ekliyorum. Buğdayı da ekledim. Ha, bu çorbayı bitireceğim yani. İddialıyız. Göz dağıtmaya başladı çünkü. Ben çok fazla aslında ıspana, daha doğrusu sebzeye böyle
yeşil yapraklı sebzelere bıçak vurma taraftarı değil. Evet. Çünkü bıçak salatayı da yaparken daha çok şey yapıyoruz bizler. Siz söyleyin ismini. El yordamıyla kopartıyoruz. Hem içerisindeki demir gidiyor. Buyurun ekleyelim. Efendim siz ekleyin lütfen bunu. Ben yapmış oldum. Şefimiz eklesin. Nane ile yağımızı da yaptıktan sonra çorbamıza ekliyoruz. Ve buyurun size harika yöresel kış çorbası. Çok teşekkür ediyoruz şefimiz. Teşekkür güzel bir pizza tarifi, çok güzel bir çorba tarifiyle mutfağımızı şenlendirdiniz. İyi ki geldiniz. Teşekkürler, çok sağ olun. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Böbrek taşı nasıl oluşur? Böbrek taşından korunmak için nelere dikkat edilmeli? Perkutan nefrolitotomin nedir? Üroloji uzmanı Operatör Doktor Güven Tidim anlatıyor. Her ne kadar insanın genetik yapısı, altyapısı olsa da eğer doğru beslenirse taş oluşmayabilir vücutta. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğumuz üroloji uzmanı Operatör Doktor Güven Tidim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar, sağ olun, sizleri sormadık. İyiyiz efendim, biz de çok mersi. Bugün böbrek taşlarını konuşacağız. Böbrek taşı nedir, sebepleri nelerdir? Bazı gıdalar böbrek taşı yapar mı? Her böbrek taşı kırılmalı mıdır gibi çok fazla soru var aslında. Hem seyircilerimizden gelen hem size özellikle sormak istediğimiz. Nasıl oluşuyor peki böbrek taşı? Sebepleri neler? Böbrek taşının oluşumuyla alakalı birçok sebep var. Ama en başlı başına gördüğümüz, bizim sık rastladığımız nedenlere bakacak olursak, öncelikli olarak hastanın kendi anatomik özelliklerine bağlı böbrek çıkış darlığı mesela örnek olarak ya da en sık yine gördüğümüz genetik özelliklerine bağlı hastanın işte ailesinde taş varsa mesela. Böbrek taşı genetik midir? Genetik olduğu kanıtlanmıştır. Kanıtlandı. Evet. Yani... Yani ailesinde böbrek taşı saptanmış bir birey varsa kendisinin de böbrek taşı olma ihtimali oldukça yüksek. %25'lere yakın bir oranı var. Hiç azımsanacak bir oran değil. Evet. İlk defa duyduğum için şaşırırım. Babamda böbrek taşı vardı ama peki ne yapmamız lazım mesela, benim ne yapmam lazım? Böbrek taşından şüphelenilen durumlarda mutlaka bir doktor kontrolü olmasında fayda var hastalarımızın. Sizde de mesela eğer bir böbrek ağrısı olduysa, ki hastalarımız genelde karıştırırlar böbrek ağrısı deyince, buralarımda ağrı var diye bize gelirler. Çok farklı semptomlar ve çok farklı yerlerde ağrıyla gelebiliyorlar. Yok, bende öyle bir şey olmadı. Yaşı var mıdır bunun? Belli bir yaştan sonra çıkar mı böbrek taşı ortaya? Genelde 25 yaşından sonra, en sık 30 ila 50 yaş aralarında daha sıklıkla görüyoruz. Daha ben küçüğüm, 25'in altında olduğum için benimle alakalı bir durum değil o zaman. Peki böbrek taşı olduğunu nasıl anlarız? Gerçekten bu bel ağrısıyla karışan bir durumu var dersiniz. Tanı nasıl konur? Hangi belirtileri vardır böbrek taşı ağrısının? Daha çok hastalar bize... Böğür ağrısı dediğimiz yan ağrısıyla gelirler. Şöyle, evet, o tam bölgede. Göstermek gerekirse. Evet, tam olarak orası. Böğrümüz, şuramız yani. Evet, ani başlangıçtı. Öyle hani birkaç gün önce hafif hafif başladı da sonradan arttı değil de, bir anda olan, doğum sancısına benzer şiddetli ağrılar yapan, bununla birlikte ağrıya bağlı bulantı, kusmanın da eşlik edebildiği, ateşin eşlik edebildiği, idrarla ilgili renk değişikliklerinin olduğu, işte kanamaya bağlı olabilir ya da yanma tarzında sıkıntılarla birlikte bize başvurular şimdi genelde. Çok önemli bir şey söylediniz. Böbrek ağrısı doğum sancısıyla eşdeğer bir ağrıdır. Bazen daha fazla da olduğu söyleniyor. Özellikle kadın hastalarımız olduğunda soruyoruz onlara, doğum ağrısı mı bu diye. Tabii. Bu daha şiddetli diyorlar. Yani erkekler de bir doğum sancısı ağrısı çekmedim demesinler. Böbrek taşı düşürenler varsa o ağrıyı bilirler. Gerçekten çok zor olduğunu duydum. Allah kimseye vermesin. Evet. Ama tabii ki bundan korunmak ve tedavi yöntemleri de oldukça fazla. Şimdi onları da konuşacağız. Hemen şunu söylemek istiyorum. Genetik faktör %25 dediniz. Peki beslenme böbrek taşı oluşumunu etkilemede ne kadar önemli sizce? Beslenmenin oldukça fazla büyük bir etkisi var. Her ne kadar insanın genetik yapısı, altyapısı olsa da eğer doğru beslenirse taş oluşmayabilir vücutta. Öncelik her zaman için su diyoruz bu konuda. Bol su içmek lazım. Bol su içmesi, insanların bol su içmesi taş oluşumunu engelleyen aslında bir durum. Bunun da birçok mekanizması var taş oluşumuyla alakalı. Kısaca oluşum mekanizması ile alakalı bilgi verecek olursam, çok basit bir şekilde şöyle düşünebiliriz. Aslında böbreklerimiz vücuttaki artık maddelerin emilip süzülüp idrar yollarına atıldığı bir organdır. Bu maddeler işte kalsiyum, ürik asit, bazı durumlarda başka maddeler de atılır. Bunların idrar kanallarında
azalan akıma bağlı birikmesiyle oluşurlar. Yani bir nevi her insanın idrarında aslında kristaller vardır. Her insanda vardır. Ama bazı insanlarda işte bu dediğim gibi anatomik faktörlerle alakalı darlıklarda ya da az su tüketmene bağlı o akışın azaldığı durumlarda oralarda birikip büyüyerek üst üste birikim yaparak taş haline gelebiliyorlar. Yani suyun önemi burada suyun bir kez daha çok büyük. Ortada. Evet. Böbrekler için özellikle. Günde en az ne kadar içmemiz lazım? Kişiden kişiye değişir. Çünkü herkesin kilosu, boyu farklı olmakla birlikte biz hastalarımıza ortalama 2,5-3 litreden aşağı su içmeyin deriz taş hastalarına. 2,5-3 litre taş hastalarına. Evet. Normal mesela kendiniz ne kadar tüketiyorsunuz bir doktor olarak? Ben 2-2,5 arası içmeye çalışıyorum. Mükemmel. Mükemmel. Çok önemli. Evet. Yani sağlıklı ya da herhangi bir rahatsızlığı olan böbrekle ilgili her kişiye 2-2,5 litre suyu mutlaka öneriyorsunuz. Evet. Çok önemli. Genetik olabilir dediniz tabii ki böbrek taşı oluşumu ama beslenme de çok önemli bir faktör. Burada değişik bir haber var mesela. Hemen ilgimi çekti. Evet. Sıklıkla tüketilen soda böbrek taşı yapıyor mu? Yapıyor mu hocam? Kısmen doğru bir haber aslında. Çünkü böbrek taşlarının birçoğu idrar asidesinin pH'in yani pH değerinin düşük olduğu durumlarda daha sık oluşur. Soda, kola ve bunun gibi benzeri asitli içecekleri içtiğimizde doğal olarak idrarın asidesi de azalıyor, pH'i azalıyor, asidesi artıyor ve buna bağlı o kristallerin çökmesi ve taş oluşumunu tetikleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani doğru bir haber aslında. Doğru bir haber diyorsunuz. Evet. Ne kadar sıklıkla tüketmek lazım sodayı dolayısıyla böyle bir öneride bulunabilir misiniz? Tam olarak bulunamam ama hani ben de kendim soda içerim arada. Evet. Tabii çok sık olmamakla birlikte kullanılabilir. Hiç soda yerine yok. Uzmanlar mineralli su içilmesini tavsiye ediyor. Bu bahsettiğimiz etiklerin hepsi meyveli sodalar için de geçerlidir. Yüksek oranda glukoz içermelidir bunlar, içermelidir problem diyor. Sodada şekerden dolayı oluşan fosfor böbrek taşına sebebiyet verir. Katılıyor musunuz? Fosforun fazlası vücutta dediğim gibi hiçbir zaman vücutta fazla maddeler birikmez. Tabii. Her zaman atılma yönünde eğilim vardır vücudun bununla ilgili. Fosforun da fazlası tabii atıldığında kalsiyumla birlikte birleşerek işte kalsiyum fosfat tarzında bir taş oluşturma ihtimali buna bağlı artar. Böbrek taşının büyüklüğüne göre tedavi şekillerinden bahsetmek istiyorum. Evet. Hangi tedaviler var böbrek taşı için? Öncelikle onlardan bahsedebilir miyiz? Böbrek taşlarının yerine, büyüklüğüne göre ve hastaya göre karar vermek lazım tedavi şeklini. Birçok tedavi metodu var bununla ilgili. İşte halk arasında bilinen ses dalgasıyla dışarıdan lazerle kırma deniyor ama aslında işin içinde hiçbir lazer bir şey yok. Yok değil mi? Lazerle taşlarımı kırdırdım diye böyle bir şey görüyoruz Genelde onun mantığı şudur. Dışarıdan ses dalgalarıyla taşları odaklayarak taşları çatlatma tedavisi aslında bir nevi. Evet. Onları yıpratma tedavisidir. Böylelikle taşlar küçük boyutlara geldiğinde rahatlıkla idrar yollarından atılabilir. Atılır. Dediğim gibi küçük taşları genelde insanlar zaten düşürürler kendileri. Kendiliğinden düşer bazı böbrek taşları. Evet. Onlar ağrı yapar mı? Düşerken ağrı yaparlar mı? Yaparlar. Yani 5 milimetrenin altındaki taşlar genelde kendinden düşebilirler. Tabi bunun düşmesi için de yine en başta söylediğimiz gibi bol bol su içmek lazım ki taşlar idrar yollarından sürüklenip gidebilsin. Onun dışında büyük taşlarda daha farklı tedavi yöntemlerimiz de var. Perkiton nefrolitotomi. Evet. Perkiton nefrolitotomi yöntemi. Evet. Nasıl bir uygulama? Bu yöntem daha çok 2000'li yıllardan sonra kullanmaya başlanan bir yöntem. Aslında 1976'larda başlanmış fikir olarak. Ama 2000'li yıllarda daha çok kullanıma girmiş. Gereklilik de şundan dolayı doğmuş bu ameliyatta. Eskiden bilirsiniz belki çevrenizde de vardır. Birçok hasta böbrek taşı olduğu için açık ameliyatlar olurdu ve günlerce hastanelerde kalmak zorunda kalırlardı. Ve taş hastalığı da genelde tekrarlanan bir hastalık olduğu için sonrasında tekrar ameliyat gerektiğinde hem hasta için hem doktorlar için de büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyorduk. Bu yöntem çıktıktan sonra birincisi hem taşla alakalı tekrarlanan ameliyat olma ihtimali var hastaların, bir şansı var. Hem de böbreğe daha az zarar vererek böbrekteki taşlardan kurtulma şansları olur. Yöntemle ilgili bilgi verecek olursak genelde 1 santimlik bir delikten sırttan yapılan bir ameliyat bu. Sadece tek bir delikten böbreğe bir kanal tüp oluşturuyoruz. Ve bu tüpün içinden özel aletlerle girip taşı lazerle, ultrasonik ses dalgaları ya da pneumatik ses dalgaları kırıp
dışarıya alıyoruz. Hı hı. Ve tamamen taşlardan kurtulma şansımız oluyor. Tamamen. Biri tamamen dışarıdan lazer yöntemi dediğiniz aslında halk arasında bilinen kırdırma. Diğeri de sizin dediğiniz gibi bir noktadan girerek böbrek taşlarını düşürme. Peki tekrarlamadan bahsettiniz. Bütün taşlardan kurtuldu diyelim herhangi bir yöntemi uygulayarak. Evet. Kişinin durumuna göre değişir dediniz. Evet. Büyük taşları mı bu şekilde düşürüyorsunuz? Yani perküten nefrolitotomi bununla mı kullanılıyor? Büyük taşlarda mı? Perküten nefrolitotomi aslında büyük taşlar için, kırılamayan taşlar için ses dalgalarıyla genelde 2-3 santimden büyük taşlar için kullandığımız bir yöntem. Hı hı. Dediğim gibi eğer tekrarlayan bir durum varsa tekrar cerrahi imkanı sağlayabilen bir yöntem çok bu. Güzel. O yüzden hani bir kere açık ameliyat olduk, sonrasında bir daha olur muyuz olmaz mıyız diye bir endişe düşüncesi kalmıyor. Olmuyor hastaların. Çok güzel ve yüz güldürücü cevaplar ve gelişmelerden bahsettiniz. Üroloji uzmanı operatör doktor Güven Tidim. İyi ki geldiniz efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Hareket bozukluğu nedir, nasıl oluşur? Parkinson hastalığının ileri evre tedavi yöntemleri nelerdir? Essansiyel tromor nasıl tedavi edilir? Nöroloji uzmanı Doktor Başak Bolluk Kılıç anlatıyor. Tamamen uyanık olması bizim tercihimiz. Şimdi kendine iyi bak da. Genç ve güzel bir doktorumuz var efendim. Şimdi stüdyomuzda ilk kez konuk oldunuz. Hoş geldiniz. Uzman doktor Başak Bolluk Kılıç, nöroloji uzmanı kendisi. Ve konuşacağımız konu hepinizin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Çünkü el titremesi, her el titremesi ileride bir hastalığın belirtisi midir gibi aslında halk arasında çok da konuşulan, merak ettiğimiz konulara bugün ışık tutacağız. Öncelikle hareket bozukluğuyla başlamak istiyorum. Nedir efendim hareket bozukluğu? Hareket bozukluğu herhangi bir motor kusuru olmadan kişinin veya herhangi bir duyusal kusuru olmadan istemli hareketlerinde veya otomatik kolayca yapacağımız hareketlerde bir aksaklık olması. Hmm. Onlarda bir hareket artışı veya harekette bir yavaşlama olması demek. Çok çeşitli sebepleri var. Genetik midir peki bu? Yani bir sebepten dolayı sonradan mı ortaya çıkar mesela? Aslında genetik olanları da var. Bazen hiçbir sebebini bulamadığımız, idiopatik dediğimiz, yani neden olduğunu hiçbir zaman anlayamadığımız hareket bozuklukları da var. Bazen de işte kimi ilaçlara, kimi başka hastalıklara ek olarak ortaya çıkan hareket bozuklukları var. Çok çeşitli, geniş bir grup hareket bozuklukları. Peki dünya üzerindeki çoğunluğuna baktığımızda önümüzdeki 10 yıl içinde tüm dünyadaki Parkinson hastalarının sizce sayısal oranı ne olabilir ve bunu en çok hangi çalışmaya ve neye bağlıyorsunuz? Şöyle, aslında hep bu konuşulan bir şey. Dünyada şu anda 4,5 milyon civarında Parkinson hastası olduğu düşünülüyor. Türkiye'de bu sayı böyle 100 bin, 120 bin civarında. Henüz evinde tanı almamış hastaları da düşündüğümüzde. Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'de mesela 150 bin, hatta 20 yıl içinde 200 bine kadar ulaşmasını düşünüyoruz. Dünyada 10 milyona ulaşacağı düşünülüyor bu Parkinson hastalığının sayısının. Neye bağlı? Aslında bakarsanız yani yaşlanan bir toplumuz. Yaş ilerledikçe hastalığın görülme sıklığı artıyor. Uzun da yaşayan bir toplumuz çok şükür aslında. Yani. Değil mi? Yaş ortalamasına baktığınızda, değil mi? Diğer toplumlara oranla Türk toplumundan, havasından, güneşinden, toprağından sağlıklıyız. Uzun yaşamlar söz konusu. Yani yıllar içerisinde Parkinson'un yani hem tanınması hem de sıklığının artmasını bekliyoruz aslında bakarsanız. Bir taraftan da yaşlılıkla beraber evet, yaşlılıkla hastalıklar da gelebiliyor. Peki ama Parkinson hastalığının ileri evre tedavi yöntemlerinden bahsedeceksiniz bugün. Nasıl yapılıyor ve nelerdir? Parkinson hastalığının aslında çok farklı tedavi metodları var. Ama sadece ağızdan alınan ilaç tedavileri yetersiz kaldığında yaptığımız işlemler var. Bunlardan bir tanesi beyin pili ameliyatları öncelikle. Çok ileri evre değil aslında, belki orta evre bir tedavi. Hastaların beyninde bu Parkinson hastalığına yol açan merkezi bir elektriksel uyarıyla bir nevi uyarmak ve sonuç olarak hastaların bu hareketlerindeki yavaşlık, ellerindeki titreme gibi bulgularına, vücutlarındaki katılık gibi bulgularına engel olmaya çalışmak. Bir diğer yöntem. Orta evrede dediniz bunu. İleri aslında evrede, evet, çok ileri evre değil. Evet, değil. Değil. Öyle bir yanlış kanı var aslında, evet, halk arasında. Sanki işte bütün ilaçları kullanıp da hasta herhangi bir çözüme ulaşmazsa ameliyat oluyormuş gibi, ama Parkinson hastalığında öyle değil. Parkinson hastalığında hasta hala daha zihinsel olarak yetileri yerindeyken, çünkü hani yaşlanmayla birlikte zihinsel bir takım kayıplar da başlayabiliyor. Veya henüz işini, gücünü, bağımsızlığını, çevresini kaybetmemişken ilaçlardan
bir takım yan etkiler görmeye başlıyorlar. Çünkü Parkinson hastalığı çok birden fazla ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık. Henüz hala aktif dinamik hareketliyken ameliyatı düşünmek gerekiyor. Beyin çok güzel bir ameliyatını. Çok güzel bir noktadan aslında tedaviyi anlattınız. Peki yaş aralığına baktığımızda hangi yaşlarda rastlanıyor en sık? Aslında Parkinson hastalığı 60 yaş, 65 yaş sonrasının hastalığı. Ama Türk toplumunda enteresan bir şekilde belki akraba evliliklerinin daha sık olması nedeniyle daha genç yaşta Parkinson hastalarını rastlıyoruz. Yani toplumda %10 civarında 40 yaş altı, 40-50 yaş civarında Parkinson hastası ama Türk toplumunda bu biraz daha yüksek oranda gözüküyor. Mesela çok da sık bir hastalık. Yani bizim toplumumuzdaki 65 yaş üzerindeki her 100 kişinin birisi Parkinson hastası. Ve 85 yaşına geldiğimizde bu oran 100 kişiden 5'inde görülüyor. Yani yaşla birlikte çok sık olarak artıyor. Artıyor. Şöyle bir yanılgı var. Hani sadece titremesi olan hasta Parkinson hastası değil aslında. Çok güzel bir soruya geldik. Bir de bu orta evrede tedavinin nasıl yapıldığını da bir anlatalım istiyorum mümkünse. Tabii. Yani hani ilk tanı koyduğumuz zamanlar çok farklı bulgularla tanı koyuyoruz. Yani her titremesi olan hasta acaba ben Parkinson mu oldum korkusuyla geliyor. Ama aslında %30 civarında Parkinson hastasının hiçbir zaman titremesi olmuyor. Evet, hani titremesiz devam eden bir hastalık seyirleri oluyor. Hastalık tedavisinde ilk başta her zaman ilaç tedavilerini öneriyoruz. Aslında vurgulamak gereken şu, Parkinson hastalığında ilaç dışında etkili olduğu ispatlanmış bir yöntem var, o da egzersiz. Gerçekten de egzersizin önemi Parkinson'da çok belirgin. Hastalığın hem ilerleme hızını yavaşlatıyor, hem hastanın hani günlük hayatta yapabilirliklerini arttırıyor. Parkinson hastalığı için egzersiz son derece çok, önemli. Çok önemli. Herkes için önemli aslında. Herkes için önemli. Önleyici de etkisi olur mu peki? Normal yaşamda egzersizle barışık olan bir kişinin ileride Parkinson olması daha zor mudur mesela? Aslında bu, yani bu tarz çalışmalar var gerçekten. Evet, risk faktörü taşıyan insanları uzun dönemde takip etmişler ve bunlar arasında egzersiz yapanlarda Parkinson hastalığı gelişme sıklığının daha az olduğunu göstermişler. Oldukça ilginç. Mükemmel, mükemmel. Peki, hareket bozukluğunda botoks ile tedavi edilen hastalıklar da var dediniz. Bunlar nelerdi? Bunlar distoni dediğimiz bir takım hastalık grubumuz var bizim. Bunlar böyle kaslarda, boyunda olabilir, kolda, bacakta, tüm vücutta olabilir. İstemsiz bir şekilde kıvrılmalar, bükülmeler, kasılmalar oluyor. Bu hastalıkları biz botoksla tedavi ediyoruz. Yani sadece güzellik için kullanılmıyor aslında bu botulinum toksin dediğimiz madde. Oradaki kasılmaları çözmeye de yarıyor. Geçen gün ben mide botoksunu da duydum. Az yemeye karşı. Artık yani bunu da duyduktan sonra botoksun her derde deva oldum. Zaten yine bir hastalıkla tedavisinde ilk kullanılmaya başlamıştı. Evet. Dolayısıyla dünyada böyle bir faydalı bir şey olarak devam ediyor. Evet. İyi kullanıldığı noktada herhalde. Evet. Peki efendim, esansiyel tremor nedir? Şimdi esansiyel tremor aslında iyi huylu bir el titremesi. Bize hani koşup gelip benim ellerim titriyor, acaba ben Parkinson hastası mı oldum diyen hastaların çoğunda esansiyel tremora rastlıyoruz. Nasıl yani tanımlanabilir? Yani normal halde titremesi, bir şeyi alırken titremesi, heyecan, stres altında titremesi nasıl ayırabiliriz? Şöyle ayırabiliriz. Esansiyel tremorda istirahat halindeyken titreme yoktur. Bunu Parkinson hastalığından ayıran aslında en önemli bulgu. Bir şey tutarken, şu bardağı tutarken, suyunu içerken, bir kaşıkla işte çorbasını içmeye çalışırken ya da kalemle yazı yazmaya çalışırken ortaya çıkan bir tremor, titreme çeşididir esansiyel tremor. Ve büyük olasılıkla genetik bir kökeni vardır. Ailede birilerinde mutlaka vardır esansiyel tremor. Peki mesela varsa, kişi de kendinde genç yaşlarda bunun önlemini almak isterse nasıl testlerden geçmeli, nasıl baktırılabilir buna? Oldukça kolay. Yani biz esansiyel tremor tanısını sadece muayeneyle koyuyoruz. Muayene? Evet. Hasta genç yaşta da genetik faktörden etkilenmediğini görebiliyorsunuz. Eğer titreme şikayeti varsa bir nöroloji uzmanına gittiği takdirde bir nöroloji uzmanı bunu kolayca ayırıyor. Bu esansiyel tremor mudur, Parkinson mudur yoksa başka bir sebebe bağlı titreme midir diye
çok kolay tanı koyabiliyoruz. Peki, kolay tanı konduğuna göre tedavisi de kolaydır inşallah. Yani şöyle, tedavisi hastanın belirtilerini ortadan kaldırmaya yönelik. Tam bir tedavi yöntemi değil. Hmm. Yani ilaçları içtiği müddetçe titremeler duruyor ama içmeyince devam eden bir hastalık. Evet. Çok ileri vakalarda beyin pili tedavisini esansiyel tremorda da uyguluyoruz aslında. Yani o belki bir kesin tedavi olabiliyor. Hı-hı. Ama hani çok daha az hasta grubunda tercih ediyoruz. Çünkü çoğu hastanın günlük işlevlerini bozmayacak derecede hafif bir titremeleri oluyor. Hı-hı. Ama hani ilaçla çoğunun tedavisi mümkün. Sadece bir nöroloji uzmanına başvursunlar. Evet. Benim elim neden titriyor diye. Şimdi ikinci kez yine beyin pilinden bahsediyoruz. Biraz Hı-hı. bunu biraz daha açalım isterim. Tabii. Nasıl bir işlemdir, nasıl bir ameliyattır? Kişinin tolere edebilmesi, yakınlarının buna karar vermesi zor mudur? Aslında yani uygun hastalarda gerçekten hani müthiş bir yöntem diyebiliriz. Esansiyel tremor için konuşacak olursak gerçekten titremeyi durduruyor. Doğru uygun biçimde yapıldığında. Parkinson hastalığı için konuştuğumuzda aile, işte beyin cerrahı, nörolog, işte psikiyatrist, hastanın kendisi birlikte karar verdiğimiz bir yöntem. Yani böyle bir ekibin bir arada karar aldığı bir yöntem. Ameliyat zor değil. Aslında çok da enteresan bir ameliyat. Ameliyatta hasta uyanık oluyor. Yani özellikle 2,5 saatinde başlarına böyle bir kafes gibi bir alet yerleştiriliyor. Ve bütün işlem boyunca eğer hasta ressamsa resim yapıyor o sırada. Hatta yapsın istiyoruz ki biz ameliyatla durdurabiliyor muyuz gerçekten? Onun elindeki titremeyi veya kaslarındaki katılığı düzeltebiliyor muyuz? Hafif onu izlemek için. Baygın hal noktada mı? Yani Tamamen uyanık. Tamam. Hiç anestezi vermeden. Çok enteresan geliyor ama öyle gerçekten. Ameliyatın beyine pil yerleştirilme kısmı bittikten sonra o pilin göğüse yerleştirilen bir parçası var. O kısmında sadece hasta uyutuluyor. Tamamen uyanık olması bizim tercihimiz. Çünkü ameliyat kapalı yöntemle mi? Şöyle aslında hani küçük bir delik açılıyor beyne. Böyle anlatınca korkunç gibi görünüyor ama hiç korkunç değil. Evet. Dediğim gibi böyle bir alet takılıyor. Bir başlık takılıyor ve başlık içerisinden navigasyon sistemi gibi beynin içinde yol bulmaya yarayan aletler var. O aletle tam doğru hedefe doğru pili yerleştirmek gerekiyor ve hastanın ne titremesi kalıyor. Hareketlerinde bir hızlanma oluyor. Evet. Çok güzel. Ve sonuçları da faydalı diyorsunuz. Kalıcı sonuçları var diyorsunuz. Doğru seçilmiş hastalar. Doğru seçilmiş. Onu çok vurgulamak lazım. Peki yani tekrar her hasta etmek için gerekiyor değil. Mu? Hayır. Tekrar etmeye gerek. Bir kere yaptırıyorlar sadece bunu. Evet. Peki günlük hayatımızda bu rahatsızlıkları engellemek için neler yapmalıyız? Yani öneriniz nedir? Bir yöntemi var mıdır? Aslına bakarsanız bilinen, ispatlanmış tek yöntem egzersiz. Egzersiz. Kendinizi bırakmayacaksınız. Bu kadar. Evet. En azından hastalık sizde ortaya çıkacaksa bile en azından hastalığın şiddeti hafif olarak ortaya çıkacaktır egzersiz yaptığınız zaman. Peki hareketsiz çalışma sisteminde olanlar için bu tarz hastalıklara bir davetiye çıkarmak mıdır bu? Değil. Kesinlikle değil. O kadar da korkutucu hiç olmayalım. O kadar korkutucu hiç değil. Evet. Sonuçta bu hastalıkların bizde de ortaya çıkabilmesi için bir ailede olmasa bile bir genetik yatkınlık olması gerekiyor. Üstüne eklenen çevresel faktörler olması gerekiyor. Yani ben hareketsiz çalıştım diye bu hastalığa yakalanacağım diye bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama günümüzde Parkinson'un yanı sıra dünyada da hızla ilerlemekte diyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz genetik faktörler dışında artmasını? Yaşlanan topluma bağlıyoruz aslında bakarsanız. Bir de tanı koymamız artıyor. Yani doktora ulaşma, bizim hastayı bilip de eskiden şey deniyormuş. Bilmediğimiz hastalar var diyorsunuz evde. Evet, bilmediğimiz hastalar var. Eskiden deniyormuş ki yani yaşlandığı için yavaşladı. Ama artık biz onun bir yaşlılık yavaşlığı olmadığını, bunun bir hastalıktan dolayı olduğunu bilebiliyoruz. Tanı da artıyor. Aslında maruz kaldığımız kimyasallar, besinler, onların mutlaka çok etkisi var ama ilk sırada yaşlanma geliyor. İlk sırada yaşlanma ama egzersizi, beslenmeyi ve kendine iyi bakmayı elden bırakmayın diyorsunuz. Evet, kendimize iyi bakacağız. Harikasınız efendim, kendimize iyi bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Uzman doktor Başak Bolduk Kılıç, nöroloji uzmanı bizlerleydi ve çok değerli, önemli bilgilere ışık tuttunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim geldiğiniz için. Harikasınız. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Gebelikte beslenme nasıl olmalıdır? Gebelikte bitki çayları tüketiminin yeri nedir? Gebelikte vitamin takviyeleri nasıl yapılmalıdır? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Gültekin anlatıyor. Emziklisin süt yapar diye çokça yedirmiyoruz gebelerimize doğumdan sonra da. Şimdi kendine iyi bak da.
Efendim şimdi konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve bizim güzeller güzeli kırmızı saçlı doktorumuz operatör doktor Özlem Gültekin. Hoş geldin sevgili Özlem. Hoş bulduk. Bugün değişik bir konseptte bize bir şeyler anlatacaksın ki çok merak edilen bir konu. Hamileler acaba ne yemeli ne yememeli? İşte size cevabı en doğru ağızdan efendim. Buyurunuz. Mesela şurada hemen maydanoz görüyorum, sormak istiyorum. Direkt maydanoza başlayalım. Lütfen başlayalım. Bu maydanozu yemeli miyiz yememeli miyiz? Ya şöyle, gebelikte maydanoz tüketimi ile ilgili çok tartışmalı şeyler var gerçekten de. Evet. Herkes en merak ettiği sorulardan bir tanesi. Şu doğru değil. Gebelikte maydanoz yasaktır cümlesi doğru değil kesinlikle. Maydanoz gebelikte yenebilir. Evet, yenilebilir. Sadece maydanozun kan sulandırıcı etkisi olduğunu bildiğimiz için içindeki bir maddeden dolayı kan akımıyla alakalı. O yüzden düşük yapabileceği yönünde yorumlar bulunuyor. Sadece yorum. Bunu siz 10 demet yemediğiniz sürece normal salatalarınıza maydanozu koyabilirsiniz. 1 demet maydanoz tüketebilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Sadece aşırı tüketmemek gerekiyor. Maydanoz yasak değil. Salatalarınızdan maydanozu çıkarmaya çalışmayın lütfen. Hamilelikte maydanoz yenebilir. Mesela ben aksi bilgiyi biliyordum ve hamileliğim boyunca hiç maydanoz yemedim. Benim gibi düşünen herhalde birçok kişi vardır. Çok fazla kişi var ve mesela hastalarımız şöyle oluyor. Aile içinde kendilerine ayrı bir normal salata aileye yapılıyor. Kendi salatalarını gebelerimiz maydanozsuz yaptıklarını söylüyorlar. Korkuyorlar öcü gibi. Öyle bir şey yok. Maydanozu kararında tüketebilirsiniz. Bir demet yani şundan bir tık daha fazla bir maydanozu günlük tüketiminizin içine almanızda hiçbir sakınca yok. Maydanoz çok iyi bir C vitamini deposu. Evet. Her şeyden önce. Mutlaka yeniliyorsunuz. Evet. Dereotu. O da ya, yeşillik dereotu. Zaten, yeşillik, roka marul bunları hamilelikte yiyebiliriz. Çok çok öneriyoruz. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde çok fazla vitamin var. Birazdan da bahsedeceğiz. Özellikle mesela folik asit yönünden zengin beslenmemiz gerekiyor. Gebelikte nasıl beslenilmeli? Heh. İlk başta ilk 3 ay biz mesela hep söylüyoruz. Gebe kalmayı düşünen anne adaylarına buradan bir kere daha hatırlatmış olalım. Folik asit takviyesi günde 400 mikrogram en az 3 ay öncesinden kalmayı planlayanlar da başlamak istiyoruz. Çünkü folik asit bebekte oluşabilecek bizim spina bifida dediğimiz bebeğin omurgasında açıklık olan bebekler oluyor. Oradan omurilik dışarı sarkıyor veya beyin anomalisi olabiliyor. Bu folik asit eksikliğinde oluyor ve folik asit tüketimi 400 mikrogram günde yaklaşık %80 olarak bu hastalığı engelliyor. Son yıllarda artık bilinçlenmesiyle insanlarımızın folik asit kullanımının artmasıyla bir spina bifida vakalarında ciddi oranda azalma gözlenmiş durumda. O yüzden folik asit takviyesi çok önemli. Nelerin içinde folik asit var? Mesela, ona gelmeden önce hemen şunu sormak istiyorum parantez arasında. Folik asiti başlamadan hamile kalanlar plansız bir şekilde hamile kaldıktan sonra başlatılırsa geç kalınmış olunmaz değil mi? Geç kalınmış olunmaz. Zaten öncesinden başlayanlar da gebeliklerin özellikle ilk 3 ayında kesinlikle folik asit takviyesini devam ediyorlar. O yüzden tesadüfi plansız bir şekilde gebe kalan anne adaylarımız da folik asiti 3 ay boyunca gebe kalır kalmaz başlayacaklar ve devam edecekler. Peki. Mesela bu koyu yapraklı sebzelerde folik asit var. Çok yumurtada önemli. Folik asit var. Hı. Ette folik asit var. Fındık, ceviz, badem bu ürünlerde folik asit var. Ceviz kesinlikle benim olmazsa olmazım. Bütün hastalarıma söylüyorum. Günde 3 tane ceviz candır. Sadece gebeler için değil. Tüm herkes bireyler için. Her yaşta hem kadın hem erkek için. Ceviz çok iyi bir omega kaynağı. Her şeyden önce. Omega da bizim şöyle bir şey var Ebru'cum biliyorsunuzdur. Şimdi doğada cevizin şekli tam bir ceviz bulabilirsin. Beyin şeklinde. Evet. Beyin şeklinde evet. Yani şöyle birleştirmeye çalışım olmayacak. Şöyle beyin vereyim şeklinde. Size bir tane. Evet. Beynimiz aynı bu şekilde. Sağ ve sol beyin ve ortadaki yapı tipik bir beyin görüntüsüdür. Beyine inanılmaz derecede iyi gelir. Doğadaki birçok şey aslında şekli benzeyen organlar. Mesela armut rahime iyi gelir. Rahimle ilgili hastalıklara. Hep diyorum ya armut şeklinde rahimliye. Evet, çok enteresan. Çok iyi gelir. Cevizi mutlaka tüketiyoruz. Omega kaynağı 1, folik asit 2 ve daha saymakla bitmeyecek kadar belki şey var ama ne kadar tüketeceğiz? Burada da bu oluyor. Şimdi ceviz omega kaynağı diyoruz. Avuç avuç ceviz tüketiyorsunuz. Bu da doğru değil. Gebelikte de normal bireylerde de
her şey kararınca tüketildiği zaman faydası var. Kararının dışında bu sefer zarar vermeye başlıyor. Günde 3 tam ceviz sizin omega ihtiyacınızı karşılıyor. Mükemmel. 3 tam ceviz. Harika. Peki çay kahve tüketimi hamilelikte? Yani faydalı mıdır değil midir? Yani mesela şu Türk kahvesi tiryakisi olanlar hamilelikte bu kahveyi içmesinler mi? Şöyle bir de o kokusu gelir, bir canları çeker, evet, değil mi? Çok da güzel olur. Çok da güzel Şimdi olur. Şimdi şöyle ekran karşısında canı isteyen izleyicilerimiz bir Türk kahvesi yapsınlar. Evet. Ve can gibi oturup içsinler. Gebelerimiz dahil olmak üzere. Harika. Ekstra bir hastalığınız yoksa, ekstra bir risk faktörünüz yoksa, başka bir şeyden dolayı size kahve yasaklanmadıysa, kahve de çay da tüketilebilir. Ancak biz neden istemiyoruz? İçinde kafein olan her şey, çay, kahve, onlardan hep uzak durmak istiyoruz. Hı-hı. Ondan dolayı neden? Düşüğe sebep olabiliyor. Hı-hı. Ama bu bir bardak, iki bardak değil. Bakın, düşüğe sebep olabilecek kafein düzeyi günde 5 fincandan daha fazla tüketmeniz gerekir. O yüzden günde bir Türk kahvesi içmenizde, kahvaltıda ya da yemekten sonra çay içmenizde bir sakınca yok gebelik açısından. Ama şundan dolayı istemiyoruz kahvaltıda ve yemeğin üstünde. Bizim toplumsal kültürel alışkanlıklarımız ya işte akşam yemeğin üstünde bir çay demleriz, içeriz yorgunluk gitsin diye, ya da kahvaltının yanında mutlaka eklenir. Bunu da genel sadece gebeler için söylemiyorum. Çay ve kahvenin içindeki kafein ve taurin denen madde demir emilimini azaltıyor. Hı hı. Gebelikte zaten demirle ilgili sıkıntımız var. Vücutta bir kayıp var. Demirden zengin beslenmemiz gerekirken bundan dolayı yan yana tüketmeyin, ama ara öğünde bir Türk kahvesi herkes güvenle içebilir. İçebilir. Peki, burada çay çeşitlerimiz var. Yeşil çay, ıhlamur, ada çayı, bir takım farklı çaylarımız. Bunları öneriyor musunuz? Bunlar içilebilir mi? Evet. Mesela ada çayı yasak gebelikte. İşte bakın, yasak diyebileceklerinden bir tanesi. Ada çayı çıkarıyoruz. Ada çayı kesinlikle tüketmiyorsunuz, evet, hamilelikte. O düşük riskini arttırabiliyor. Başka riskler yapabiliyor. Hı. Erken doğum gibi şeyler. Evet. Yani ondan da aslında bir iki fincan değil, ama sonuçta onun yerine eklenecek bir sürü bitki çayı varken, tabii, illa ada çayı içeceksiniz diye bir şey yok. Çok nefsinizi köreltmek istiyorsanız, çok canınız çekilsin, tadına bakabilirsiniz. Yeşil çay. Yeşil çay candır. Hamilelikte içilir. Evet, gebelikte içilebilir. Bu çay, Türk kahvesi, yeşil çay, beyaz çay. Bunların hepsinden Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2 fincan gün içerisinde tüketilmesinde gebelikte herhangi bir sıkıntı yok. İster yeşil çayı koyun, ister diğer çayı koyun. Tabii ki hepsini bir arada almayın, ama hangisini seviyorsanız günde 2 fincan hakkınız var. Canınız çektiğinde tüketin. Mükemmel. Yeşil çayın içindeki antioksidan özellik yüksek olduğu için, normal çaya göre tabii ki ben yeşil çay içmesini tüketirim. O antioksidan özellikten gebelikte çok ihtiyacımız var, o özelliğe. Ondan faydalanmak için özellikle ben hastalarıma günde bir fincan yeşil çayı için diye öneriyorum. Öneriyorsunuz. Mesela ben yeşil, evet, çay da içmemiştim hamileliğimde. Bilmiyordum. İşte, evet, iyi oldu bunu öğrendiğimiz. Yeşil çay içilebiliyor. Evet. Ada çayı içilemiyor. Bunlar, evet, yeşil çaylar, iki tane, şöyle kafa karışmasın. Evet. Mesela böğürtlen ve yaban mersini çayından da uzak durmanız gerekiyor bitki çayı olarak. Yani hatta çok az var bitki çayı olarak yasak olanlar. Böğürtlen ve yaban mersini, çok enteresan. Evet, böğürtlen, yaban mersini, ada çayı. Bunlar hep içeriğindeki maddelerden dolayı düşük riskine sebep olabileceği için aslında içilmemesini istiyoruz. Onun dışında gebelikte beslenme ile ilgili ben şunu söylemek istiyorum Ebru Hanımcığım. Şimdi bir gebede sağlıklı beslenmede ne olması gerekiyor? Şunu bilelim. Gebe kaldığınız zaman çift canlı değilsiniz. İki kişi değilsiniz. İki kişilik yemenize gerek yok. Kabaca şöyle bir örnek verebilirim. Normal yaşantınızda ne yiyorsanız, gebe kaldınız, sadece üstüne aldığınız kilo kalorinin 300 kalorisini eklemek gerekiyor bebek için. Bu kadar. 300 kalori nedir biliyor musunuz? 2 tane yumurta mesela. Aha. Normal hamile değilken beslendiğinizin üstüne 2 yumurta kalorisi kadar kalori almanıza ihtiyaç var bebeğin. Ama burada önemli yani olan... Yani 3 kişilik yemeğe falan gerek yok. Herkes öyle oluyor. Bu söylediklerimi de sadece gebelik için almayın. Lohusalık dönemi de çok önemli bir dönemdir. Gebelik bitti. Lohusalık, emzirme döneminde de halkımızda şöyle bir şey var. Anneanneler, babaanneler, size söylüyorum. Emziriyorsun, emziklisin, süt yapar diye çokça yedirmiyoruz gebelerimize doğumdan sonra da. Hem gebelikte hem de lohusalık döneminde en önemli şey, lohusalıkta mesela sütü arttıran en önemli şey sıvıdır, sudur. Bol bol su içecek lohusalık döneminde hastalarımız. Değil mi? Süt yapar. Süt yapar. Kesinlikle. Mesela ben lohusalıkta yeşil çok tüketmiştim. Yeşilin de süt yaptığı
kanıtı net. Doğru mu? Çok net. Doğru. Harika. Evet. Bol yeşillik, bol sebze. Yine balık tüketimi mesela orada çok önemli emzirme döneminde de. Yapılması gereken, mutlaka yapılması gereken gebelikte kalsiyumdan zengin beslenmeniz gerekiyor ve omegadan. İki tanesinin vücudumuzda bebeğe gidebilecek deposu yok. Bundan dolayıdır ki süt, peynir, yoğurt, ayran. Gün içinde bunlardan iki porsiyon tüketmeniz gerekir. Tamam. Hangisini seviyorsanız, bu çok hastamızdan geliyor. Süt sevmiyorum ben. O zaman yoğurt ya da ayranla onun yerine koyabilirsiniz. Mesela sert peynirler, kaşar peyniri gibi. Sertler yumuşak peynirlere, krem peynire göre kalsiyum miktarı daha fazladır. Onu tercih edebilirsiniz. Ve mutlaka proteinden zengin beslenmeniz gerekir. Proteinden zengin beslenmede de et, tavuk, balık, hindi ne seviyorsanız bunları öğününüze tabii ki yumurta olmazsa olmazımız. Yumurta. Günde bir tane yumurta bazı hastalarımıza iki de veriyoruz. Tüm bu saydıklarımız eğer sizde ekstra bir hastalık yoksa gebelik şekeriniz vardır, gebelik tansiyonunuz vardır. Doktorunuz başka bir diyet listesi önerir size tabii ki ona uyacaksınız ama herhangi bir risk faktörü yoksa bunları bu şekilde kabaca protein, kalsiyum, omegadan zengin haftada iki kere balık yiyerek tamamlarsanız gebeliğinizi yaklaşık 10 kilodur ortalama 9-12 kişinin başlangıç kilosu da önemlidir ama gebeliğiniz boyunca almanız gereken kilo. Ne kadar az alırsak o kadar sağlıklı oluruz. Ben hep şunu söylüyorum hastalarım diyorum ki kilo almışsın tartıya çıkmaya korkuyorlar. Bir kilodan fazla alma hakları neredeyse yok zaten böyle çok titiz yakın takipçisiniz. Korkuyorlar. Diyorum ki bakın ben sizin estetiğiniz, güzelliğiniz bozulacak diye kilo almayın demiyorum yani. Tabii. O değil mevzu. Çünkü siz kilo aldığınız zaman hem doğumdan sonraki dönemde ne kadar az kiloyla başlarsak ve bitirirsek doğumdan sonraki dönemde o kadar rahat ediyoruz. Tabii ki. Hem de bebek açısından da çok önemli. Vücudunuzun yağ kolesterol düzeyi zaten gebelikte artıyor. Evet. Kan akımındaki direnci arttırmamak adına sağlıklı tuzdan uzak, hamur işinden uzak. Mesela ben aslında 2-3 dilim ekmek hakkı veriyorum. Oo, ve oldukça cömertsiniz. Evet. Bu konuda ben çok güzel. Ekmek ve diyet konusunda çok cimriyim. Hiç şey değilim yani. Maksimum 3. Harika ama 3 yani çok iyi bir rakam bence. Çok iyi bir sayı. Bir şey söylemek istiyorum. Balıktan özellikle altını çizerek bahsettiniz. Haftada en az 2 tane tüketsinler diye ama hangi balık? Mesela ben bu hangi balığı çok araştırmıştım. İşte dip balığı işte bir takım ağır metaller içerdiği için hamilelikte önerilmiyor diye. Hangi balıkları yesinler? Mümkünse bir su molası verdikten sonra size çok doğru. Çok soru var. Dip balıklarından biraz daha uzak durmak gerekiyor. Ağır metaller, civa gibi ağır metal içerdiği için. Aynı şey mesela midye için de geçerli. Ağır metal içeriyor. Ama bu da tamamen yasak değil. Tercihen yüzeydeki balıklar. Yüzeydeki balıklar ne? Biz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her tarafımız denizlerle çevrili. Balık konusunda sıkıntımız yok. Küçük balıklar. Sardalya ve hamsi omega açısından da çok zengin ve daha ağır metal içermeyen balıklar. Sardalya, dip balığı hamsi. Dediğimiz kılıç balığı, uskumru daha büyük balıklar bir kalkan. Tık daha kalkan, bir tık daha riskli. O yüzden mümkünse küçük balıkları tercih etmemiz gerekiyor. Çok güzel. Dondurulmuş balıklar, somon gibi. Somondan da biraz uzak durmak gerekiyor. Omega içeriği çok yüksek ama onda da ağır metal açısından somondan da bir tık uzak durmak gerekiyor. Bir de dondurulmuş, iyi dediniz Ebru Hanımcığım. Mesela konserve ve dondurulmuş ürünler var ayrı ayrı. Konserve herhangi bir ürün kesinlikle gebeliğiniz boyunca tüketmemenizi istiyoruz. Dondurulmuşlar ona göre çok daha iyi. Çünkü şoklanarak muhafaza edildiği için içindeki hem vitamin değerini kaybetmiyor hem de daha sağlıklı oluyor şoklandığı için. Tabii ki tazesini tüketmenizi istiyoruz. Yoksa dondurulmuş ama konserve değil. Evet. Vitamin takviyeleri yapalım dediniz beslenerek. Fakat onun yanı sıra vitamin olarak da başka ilaçlar almalı mıyız hamilelikte? Evet. Folik asit yanı sıra. Folik asitin yanında tabii ki biz ne kadar iyi beslendiğimizi düşünsek de B vitamini ihtiyacımız gebelikte artıyor. Özellikle B vitamini kompleksi. Bunun içinde işte B6, B2, B1, B12 hepsi dahil olmak üzere. Ondan dolayı biz özellikle 3. ayından sonra multivitaminleri vermeye başlıyoruz gebelerimize. Tabii ki bunun başlama haftası hekiminizden hekiminize değişebilir. Ama kabaca 12. haftadan sonra
multivitamin eklememiz gerekiyor. Harika. Balık yağı? Balık yağı eğer doğalını tüketemiyorsa hastalarımız, haftada 2 balık tüketemiyorsunuz, günde 3 tane ceviz yiyemiyorsanız eğer, balık hapı da doktorunuz balık yağı olarak size ekleyecektir. Şimdi evet. Balık yiyemiyorsunuz dediniz. Bunun çok belli bir sebebi var. Çünkü bazı hamileler ne yazık ki gıdalara karşı ve kokulara karşı aşırı hassas. Evet. Hamileliği boyunca hiç balık yiyemeyen arkadaşlarım olmuştu benim mesela. Üstelik öncesinde mesela şey deniliyor. Gebeliğin ilk haftasında ilk muayene diyor. Ben bunu söylüyorum. Bir haftada 2 yemeniz lazım. Eşi diyor ki o bizim hanım balığı çok sever doktorum. O her gün olsa yer. 10 gün sonra kontrole geliyor. Hiç yiyemiyorum. Ben tiksindim. Çok sevdiğim bir şeyi yiyemiyorum diyorsunuz. Bu da olabilecek bir şey. O sonra geçiyor mu doğum sonrası? Doğumdan sonra geçiyor. Eskiye dönüyorsunuz öyle kalmıyorsunuz merak etmeyin. Peki özellikle hamilelikte, gebelikte asla yenilmemesi gereken gıdalar var mıdır? Var. Mesela çiğ et. Pişmemiş etler. Çok önemli. Çiğ köfte gibi, etli çiğ köfte gibi pişmemiş içinde çiğ et barındıran pastırma, salam gibi şeylerden uzak duracağız. Neden? Çünkü toksoplazma dediğimiz bir mikrop var. Ve bu mikrop normalde sizde geçirme anınızda aslında hiç şikayet yaratmadan çoğu zaman günlük yaşantımızda hafif gripim, halsizim diyoruz. Aslında o sırada toksoplazma geçiriyoruz. Herhangi bir özellik sizde fark ettirmediği için tehlikeli. Gebelikte geçirdiğiniz zaman, gebeliğin içinde geçiriyorsanız eğer, bebekte düşük olma ihtimali. Düşükten daha önemlisi zihinsel gelişme geriliği, motor fonksiyonlarda yani hareketlerde gelişme geriliği, körlük, görmede azalma gibi ciddi oranda anomalilere, konjenital anomali dediğimiz doğumsal anomalilere sebep olan bir hastalık. Ve biz bazen bundan dolayı gebeliği sonlandırmak zorunda kalabiliyoruz. Aktif o anda geçiriyorsanız. Nereden bulaşıyor bu toksoplazma? Normalde kedilerden. Kedi dışkısıyla bulaşan bir hastalık. Şimdi burada da şu çok soruluyor. Evde kedimiz var. Tabii. Doktor ne yapacağım? Ben ondan uzaklaşamam. Şimdi ben de evinde kedisi olan birisi olarak kedim benim kızım. Yani ondan benim de hamileliğim şey boyunca vardı. Kediye bakıyorsunuz değil mi var tabii, mı diye. Tabii tabii. Evet ama şöyle bir de o kedi eğer zaten evden dışarı çıkmıyorsa kedi sonuçta köpek gibi değil bir dolaştıralım gelelim demiyorsunuz. Evden hiç dışarı çıkmıyorsa o zaten masumdur. Onun toksoplazma alabilme ihtimali neredeyse yok denecek kadar azdır. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Sokak kedilerinden ve özellikle küçük yavru kedilerden uzak duracağız. En çok bulaştırıcı olanlar onlar. Kedi dışkısıyla bulaşıyor dedim ya. Kedi dışkıladığında bir 24 saat bulaştırmıyor. 24 saatten sonra bulaşıcılık başlıyor. O yüzden kedinin herhangi bir kedinin kumunu temizlediniz ya da dışkısıyla temas ettiniz yeni yapılan bir şeyde. 24 saat bulaştırıcılığı olmadığı için korkmayın. Evde de mesela biz hep diyoruz ki kedi kumunu ne kadar masum olsa da değiştirdikten sonra şunu yapın. Sıcak su ve sabunla ellerinizi yıkayın. Bu toksoplazmaya karşı koruyucu ve ilk 24 saatte bulaştırmadığı için çok sıkıntı yaşayabileceğimiz bir durum değil. Ama sokak kedileri özellikle dışarı çıkıp giren kediler tabii ki köpeklerde. Çünkü köpekler de patileriyle kuma basıyorlar sonuçta doğada. Peki köpekler bir engel teşkil ediyor mu? Evet. Bundan dolayı engel teşkil ediyor. Çünkü köpekler dışarıda geziyorlar. Ne o peki ayaklarını mı sileceğiz? Ondan ayaklarını da silsek ne kadar da olsa ben hastalarımı gebelik boyunca uzak tutmaya çalışıyorum. Aynen. Yani bulundukları yere en azından sokmamalarına görseler bile kendileri köpeklerini bir yere vermelerine 9 ay boyunca. Ay, ya da evin bir bölümünden sonrasına girmeye izin vermemelerine gibi önlemler alıyoruz. Çünkü köpeği kontrol edebilme şansımız yok. Çok doğru. Ama o süre için yani o da bir çünkü canı da bir can, yavru evet, evde. Evet. Çok zor tabii aileler için ama bebeğin sağlığı için dikkat edilmesi gereken bir nokta. Kesinlikle. Peki son olarak gebelikte egzersiz ve spor için önerileriniz nelerdir? Evet. Gebelikte spor bu da çok soruluyor. Bir kere yoga yapabilirsiniz, pilates yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz, salon sporu yapabilirsiniz. Bunların hepsi eğer sizde gene söylüyorum ekstra bir risk faktörü yoksa bu sporların da kaç dakika yapalım, ne kadar yapalım? Şimdi Ebru Hanımcığım mesela ben 5 dakika spor yaparım yorulurum. Siz yarım saat yaparsınız. Yarım saat sizin performansınız yüksektir. Yarım saatte yorulursunuz. Nefes nefese kalırsınız. Evet. Bir de şöyle bir yanlış da var galiba. Şimdi bugüne kadar hiç spor yapmamış bir hanımefendi hamile kaldığı anda ben spora başlayayım, pilatese başlayayım. Bu çok yanlış değil mi? Kesinlikle doğru. Yani şöyle mutlaka altyapısına gebeliğe başlamadan keşke hepimiz spor yapabilsek. Herkes spor zor bir şey değil. Çıkın yarım saat yürüyün. Yani o yüzden ama gene de bir hareket edin gebelikte.
Yani durmayın yerinizde. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Operatör Doktor Özlem Gültekin bugün gebelerde beslenmeyi ve neler yenmesi, yenmemesi gerektiği konusunda ışık tuttu. Çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler. Her zaman olduğu çok gibi. Çok teşekkür ederim. Haftaya çarşamba günü yine sizlerle olacağız. Elbette. Ve kendine iyi bak, devam ediyor. Probiyotik karnabahar turşusu, grip sabar zencefil şurubu, abur cubur isteklerine karşı peynir cipsi, probiyotik tarifleriyle İpek Kuşçu kendine iyi bakta. Yani probiyotik yiyelim ama o ayın getirdiği nimetlerle yiyelim. Şimdi kendine iyi bakta. İpek Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Uzun aradan sonra sizi görmek, bu doğallığınızla, bu tatlılığınızla. Ay, sağ olun. Çok, çok hoşuma gitti. Başta da belirttim. Nerelerdesiniz dedim. Nerelerdesiniz? Valla çalışıyoruz aslında bir taraftan. Yeni kitap geldi. Abur cubur en güzel alternatifler size geldi mi hatırlamıyorum ama. Evet. Harika. İpek Kuşçu'nun yeni kitabı geldi. Abur cubura en güzel alternatifler. Biraz ondan bir şeyler yapacağız. Biraz probiyotik bir şeyler yapacağız. Tamam. Mevsimin getirdiği. Harika. Öyle buradayım. Ne zaman peki buradasınız. Çok sevindim. Çok da memnun oldum. Ayrıca programımızla ilgili söylediğiniz güzel övgüler için de çok teşekkür ederiz. Sıkı takip ediyormuşsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi açılışta da söylemiştim bugün. Dedim ki bir zencefil tarifi var ki kimse hasta olmayacak. İsterseniz ondan başlayalım. Zencefil şurubu. Zencefil şurubu yapıyoruz. Gripsa var bir şurup. Peki. Öncelikle bir taze zencefile ihtiyacımız var. Ve artık her yerde çok rahatlıkla taze zencefili bulabiliyoruz. Evet. Küp küp zencefili doğradık. Ne kadar zencefil? 100 gram kadar bir zencefil. Bir tane limon. Limonu özellikle hani iyi bir limon bulmaya çalışın. Böyle hani kabuğu mumlanmamış. Tamam. Bir tane limonu yine küp küp doğradık. Balım ve tane karabiberim var. Aha. Bir de küçük kavanozum var. Kavanoz olabilir, şişe olabilir ama ağzı geniş olsun. Tamam. Çünkü balla şey yapacağız. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Aslında çok kolay. Bir sıra taze zencefil, bir sıra limon. Oo. Yani bu bir sıra bir sıra gidecek. Araya da şey serpiştireceğim. Karabiber. Tane karabiber abartmayın. En fazla yani bir çay kaşığı kadar olsun. Tamam. Çünkü çok acı yapar. Evet 3-4 evet. tane. Şimdi taze zencefil. Ondan sonra yine limon bir sıra. Ay, yine taze zencefil. Ondan sonra çok az yine karabiber koydum. Ve yine limon koydum. Şöyle ve en son sıraya yine burada öyle denk geldi. Ay mükemmel. Şimdi, zencefil şurubu yapıyoruz efendim. Evet. Grip savar. Kimse hastalanmasın lütfen. Evet, özellikle öksürük için çok kullanılan ay, bir çok güzel. Bakın ben şimdi sizin şuradaki zencefillerinizden biraz alıp kendi normal çayımın içine de ben bu zencefili hani limon niyetine değil her şeyin içine artık kullanıyorum. Şimdi bakın bal ekliyoruz. Evet. Buna. Of. Bal ekleyeceğim. Bal aşağıya inecek. Ondan sonra aşağıya doğru nüfuz edecek. Hatta onun için biz böyle bir şey de kullanabiliriz. Mesela bir bıçak ucu ya da çöp şiş kullanabiliriz. Tamam. Mesela ben şu bıçak ucunu kullanayım. Hani aralarına şöyle yedirmek için. Girsin iyice ballar. Ama bir çöp şiş varsa onunla daha kolay. Çok güzel. Şimdi indiriyorum balı aşağıya. Tekrar bal ekliyorum. Bir süre sonra böyle bu karışım çökecek aşağıya tamam. doğru. Yani böyle aşağı inecek. Ama bal eklemeye devam edeceksiniz. Yani gün boyu bu bir tarafta dursun tamam. mutfağınızda yemek yaparken bir şey yaparken bakın balı azaldım. Tümüyle dibe kadar inene kadar bal ekleyeceksiniz bir kere. Bal doyana kadar bal ekliyorsunuz. Yani bunun bal oranı yok. Tamam. Bala doyacak. Aşağıya kadar inecek, ekle. İnecek, ekle. Gün boyu ekle. Sonra akşam bir bakacaksın çökecek bu karışım. Oo. Tekrar bal ekle ve ondan sonra bunun kapağını kapatıp bir kenarda bırakacağız. Ve balla fermentof suyunu bırakmaya başlayacak. Zencefile bakın su koymadık. Evet. Limon. Hepsi suyunu salmaya çok başlayacak. Güzel. İşte oluşan şey şurup. Çok güzel. Yani balla fermentof. Doğal şurup. Evet doğal bir şurup. Çocuklara da verebiliriz diyorsunuz. Kesinlikle çocuklar karabiber. İçin özellikle. Karabiber hiç etki etmiyor merak etmeyin. Süper. İçinden tanelerin alıp çaylarınıza ekleyebilirsiniz. Zencefil çayı olarak içebilirsiniz. Limon ve şey. Ama şurup bayağı böyle yarısına kadar bir şurup olacak. Harika. Çocuğunuza günde bir yemek kaşığı. Kendiniz tamam. hastasınız. Mesela biraz önce arkadaşımız yapımcısı hastaydı. Bizim Türkan ona şuraya çok benzetiyor. Türkan evet. Hanım çok çok severim. Yani hayran olmayan var mıdır bilmiyorum. Kesinlikle. Fakat bugün sevgili Güler'e hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Bizim sevgili editörümüze bakarken bir buğulu göz bir çift baktı bana o siyah saçlar. Dedim seni benzetirler mi? Evet dedi. Hakikaten de benziyor. Ay çok tatlı. Çok öpüyorum Güler'cim seni. Evet. Şimdi utanmıştır kapatıyordur yüzünü. Güler'e bunu Güler'e verdik.
ki fayda etsin. Bakın aşağıya iniyor. Biraz sonra zaten bu diğer şeyleri yaparken tarifleri ara ara dönüp buna bakalım. Hı. Yani ne kadar indi balı. Hı hı. Bıçakla zedelemeden kenarlarından aşağıya doğru ittiriyorum. Evet böyle bir çok şey güzel. Olacak. İniyor iniyor. Bakın ve... iniyor bile hatta yani. Evet. Şimdi biz diğer tariflerimizi gerçekleştirirken o bunun taraftan... şuruplaşmış halini görmüş bile o kapatalım mı? Evet hemen şuruplaşmayacak. Hemen şöyle daha tamam. Zamanla güzelleşen, bir iki olgunlaşan... gün. Evet. Kaç yani, gün peki dayanma süresi İpek Hanım? 2 ay, 3 ay istediğiniz tamam. kadar dayanır. Ama bu dolaba kaldırmayın. Bal şekerlenir ya. Tabii. Dolapta durmasın, dışarıda dursun. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Bitecek zaten. Taneleri bitecek. Bitiyor. Şurubu bitecek. Eriyor. Harika. Şurubu dolaba kaldırabilirler. Yani Allah bu iyiliğimizi unutmayın. Sevgili kendine evet. iyi bak izleyicileri. Kesinlikle. Mükemmel bir tarif. Doğal grip savar ilaç. Zincir harika. Evet. Evet. İpek Kuşçu kimdir? Nerelerdesiniz dedim. Kendisi durmadan araştıran bir kimse. Zaten araştırmacı ve yazar. En son evet. kitabı da abur cubura alternatifler şekliyle bize gelmiş. Ne kadar güzel. Nereden aklınıza geldi? O benim aslında oğlumun yani sağlıklı beslenmesi adına geçirdiğim bir maceranın evet. ürünü. Evet. Biz 2000 yılında şekeri bıraktık. Evet. Bir sağlık sorunu yaşadık ve şekeri aniden bırakmak zorunda kaldık. O şekersiz maceramızdan üretilen şeyler bir kitap oldu. 5 sene sonra revize edildi kitap. Çok güzel. Öyle bir şey ki malzemeleri az tuttum. İlham olsun istedim. Yani çok diyor güzel. Mesela ben buna bunu eklerim, şunu eklerim. Tabii ki ekleyebilirsin ama ben en basit haliyle malzemeleri tutup insanlara basit atıştırmalıkları anlattım. Bugün cips yapacağız. Evet. Mesela peynir cipsini aslında hemen yapıp onu fırına atsak. Hadi lütfen o da olur. Buyurun, buyurun. Evet. Şimdi hani böyle poğaça falan yaparken böyle peynir kenarından akar. Of. Onu sever misin? Ay bayılırım. Kim o zaman sevmez. Peynir cipsini seveceksiniz. Bayılırım. Şimdi evde kalan peynirleri değerlendirme. Ben bunu İzmir tulumunu yapıyorum ama burada ne vardı? Lor vardı. Yani çökelek gibi bir peynir evet. vardı. Erimesi gereken bir peynirle karıştırıyoruz. Tamam. Yani kaşar olur bir şey olur. Biraz böyle kalan peynirleri karıştırıp bir su bardağı kadar peynirim var. Tamam. O sever misiniz? Yani ben bunlar benim beslenme şeklim değil İpek Hanım. İzmirliyim. Aa, nasıl zaman, anladı? Tamam. Hemen zaten İzmir tulumu dediniz. Beni burada bitirdiniz yani. En sevdiğim gerçekten. Şimdi İzmirli ise zaten bitti şey yani. Ya ben İzmir'de okudum 9 Eylül'de. Anneannem Nokta Durağı'nda oturuyordu. Aa. Ve anneannem her pazar şey kurulduğu zaman benim böyle pazara çıkıp şey ot istisası yaptırdı bana. Tabii ne güzel. Bu ot nedir, bununla ne yenir? Şey değil mi? Geçen şeyi gördüm, rezene böyle Arap saçı. Evet. O kadar güzel ki aman Allah'ım dedim. Yani kuzu etiyle muazzam. Çok bulamıyoruz burada ot. Çok doğru. Yani İzmir o konuda Ege biraz daha şanslı diyebilirim. O yüzden de ünlü Ege otlarıyla kesinlikle. Bir ot festivali yapılır mesela biliyorsunuz. Gidiyor musunuz? Çeşme'de. Gittim tabii, gitmişliğim var ama son birkaç yıldır kaçırdım. Ama çok mükemmel oluyor şimdi gerçekten. Şimdi yeni otlar yani. Biliyor musunuz? Gene geliyor değil yani mi? Yani her şey sipariş veriyorsunuz, ot sepeti, ot şeyleri. Evet artık var. Yani çünkü geliyor. Herkes de artık bu doğal beslenmeye, sağlıklı beslenmeye karşı müthiş bir ilgi var. Kesinlikle. Merak var, geri dönüş var. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? O taze otları ekledikten sonra evet. ben böyle cips formunu vermek istiyorum. Yani sadece peynirden yapabilirsiniz tamam. ama ben 2 kaşık kadar toz halde fındık ekledim. He, neden biliyor musunuz? Fındık. O biraz böyle dolgu yapacağım ve biraz sonra fırından çıktığı zaman kenarlarından kıvırıp şekil verebileceğiz cipse. Ay çok güzel. Eğer toz fındık, ceviz ya da badem yoksa şekil veremezsiniz. Dümdüz bir şey olur. Tamam. Şimdi bizim burada tepsimiz var. Hah, ben de size tepsi ısırttı. Almaya geldim. Hayır, hazırmış hayır. orada. O kadar kolay ki. Şimdi evet. kaşıkla şöyle şöyle aralıklı yerleştiriyorum. Yani kaç tane çıkacak işte bundan? Şöyle şöyle. Güzelce. Bayağı da bereketli. Çok bereketli. Hani şeyi seviyorsanız böyle poğaçanın kenarından çıkan sızan peyniri kaşarı şöyle bir kıtır kıtır. Evet, hani tostun kenarından da çıkar. Kesinlikle. Bence çok lezzetlidir yanmadığı sürece. Harikadır o. Şimdi şey siz unsuz hani glutenden kaçanlar böyle evet. hani buğdaydan undan yapılan lavaştan yapılan cipsler evet. var ama bu tamamen onlar olmadan. Şimdi fırına koyuyoruz. Fırınımızı ısıtmıştık. 200 derecede 10 dakika. 10 dakika harika. O da yetişecek bize. Evet. 10 dakikaya da kuruyorum hemen. Şeyde de resmini göstereyim. Aynen aynı şekli yapacağız. Tamam. Şu. Ay çok güzel. Kulaklarını böyle kıvıracağız. Kıvıracağız çıkınca. Evet. Bakar mısınız? Evet, çok da güzel hemen oluyor. Hemen resmini göstermek istiyorum. Çok güzel bir şey oldu. Evet, peynir cipsimizi yapıyoruz. Harika. Peki. Yanına güzel bir çok Allah. Basit bir kurabiye yapalım mı? Hadi buyurun. Yapalım. Bakın basit diyor. Gerçekten de basit. Çünkü 3 malzeme var. Bu. Şipşak kurabiye. Mükemmel.
Yani şimdi görüntüye bakın. Yani bu tam böyle çayın yanında bu sabah kahvaltınızı edip bizi izlerken atıştırabileceğiniz bir harika bir şey. Ne şimdi, var içinde? Neler var? Fındık var bir kere. Fındık omega 3 kaynağı çok iyi. Besleyici. İçerisinde E vitamini. Yani bize böyle iyi gelen bir hem kuru yemişimiz hem de çok sevdiğimiz atıştırmalık olarak kullanabileceğimiz bir şey. Ceviz olur, badem olur. Ama ben fındığı seçtim bu sefer. Hı-hı. Çocuklara biraz enerji versin, iyi gelsin. Tahin. Şimdi hava soğuk. Hani Ebru Hanım dedim ya siz yazsınız ben kış. Hava gerçekten soğuk. Soğuk. İç ısıtsın. Tahin son derece kemikleri de çocukları güçlendiren iyi bir şey. Şimdi omega 3'ü alsın. Tamam. Bak diyorum ki benim çocuğum bugün bir omega 3 dersem. Biraz da böyle içi ısınsa okuldan geldiğinde. Biraz kemiklerini güçlendirsem. Tabii. Daha ne? Şimdi tek onu, üründe. Evet. Şimdi ben bir su bardağı kadar fındığa şey ekledim. Yarım çay bardağı kadar tahin ekledim. Of çok güzel. Şimdi şeyi düşünüyorum. Ben hani içindekileri düşünüyorum. Birleşince ne olacak? Çocuğum tadına baktığı zaman da yüzünü ekşitmesin. Ha, bir balı olsun. Balı içine. Da olsun. Bal da böyle tadını versin diyorum. Ve üçünü karıştırıyorum. Fındık, tahin, bal. Amacım çocuğumu kuvvetli, güçlü ve hani güzel beslemek. Ama bir taraftan da lezzet. Şimdi bakalım neye dönüşecek? Yasin'e tattıracağım. Tabii ki de biliyorsunuz Yasin bizim artık gurme oldu. Evet. Bütün mutfakta pişenlerin notunu veriyor. Kendine çok iyi bakıyor sayemizde. Yasin gel bir bak bakalım tadı istersen. Ebru Hanım siz bakar mısınız? Bakarım yanında? Tabii zevkle bakılmaz. Tamam. Şimdi ben şeye bakmadım. Kakao. Tarçın mı? Tarçın o. Gel. Ben bakıyorum şimdi efendim. Tahin, fındık ve bal. O kadar. Üçü. Şimdi üçündeki amacım şu. Biraz omega 3 alalım. Biraz işte kemiklerin güçlensin. Hem içi ısınsın tahinli, balla da tatlansın. Mükemmel. Nasıl? Hiç kalori yok. Nasıl? Nasıl? Mükemmel değil mi? Tamam. Senden onay aldıysa. Evet, bugün maçınız aldıysa... var galiba. Evet, peki kolay gelsin. Şimdi bunu güzelce elimi bulaştıracağım ama güzel böyle yuvarlak şekiller vereceğim. Şey halde hemen zaten yapışmıyor elinize. Bakın şöyle güzel güzel yuvarlayacağım. Üstüne güzel şey koyabilirsiniz. O kadar pişmeyen kurabiye şipşak. Rav. Harika. Hani, o kadar dünyada yaygın şey. Bakın çocuk okuldan geldi. Al sana. Ay mükemmel. Üç beyazı koymadığım bir kurabiye yaptım. Çok güzel. Ama üçünden de sana fayda. Hem de yani, ne fayda. Evet. Oğlunuz sever mi? Eğer evet kurabiye seviyor. Ev yapımı ürünleri çok seviyor. Bunu vereceğim çünkü fındık da çok seviyor. Tamam. Tahin konusunda bir emin olamadım bir an düşününce Eren'i ama balı içinde kaybedince bence anlamayacaktır. Yiyecek. Yedirebilirim. Tahin genelde çocuklar çok ön yargılı oluyor ama böyle bir şeydi. Şimdi ben tabii burada üzerine serpeceğim. Evet. Tarçın da nedir? Hem boğazda bir enfeksiyon varsa öldürücü antibakteriyel hem de iç ısıtan hem de kan şekerini dengeleyen harika bir çok güzel. Şey. Şimdi böyle basit. Kaç dakika sürüyor bilmiyorum ama yani hemen yaptık işte. Sadece fındığın toz halde olması 2-3 dakika. Balın ve tahinin hazır olması yetiyor. Peynir cipsimiz 2 dakika sonra olacak. Evet, zaten mükemmel. Zencefil şurubunu yaptık. Şimdi gelelim şu probiyotik beslenme farkındalığına. Siz bunun öncü isimlerindensiniz. Kimler probiyotik beslenmeye dikkat etmeli? Herkes mi? Hepimiz. Yani probiyotik doktorlarımız hep ye diyor da nasıl yiyeceğimizi bilmiyoruz. Evet. Ya ben yiyeceğim de ne yiyeceğim? Nasıl probiyotik olacak? İşte bizim ana kaynağımız turşular. Evet. Şimdi ben hep şeyi söylüyorum. Mevsim renkleriyle geliyor ve biz bunu biraz ıskaladık kaçırdık. Yani bir doğanın döngüsü var. O döngüde renklerle geliyor. İşte ben hep söylüyorum. Mesela Kasım ayı geçen ay turuncuydu renk. Ay, evet. Bol bal kabaklarını gördük. Şey havuçlar vardı, narenciye bolca vardı. Başka cennet hurması bile Kasım ayında bize sunuldu. Çok doğru. Yani diyor ki bunları ye için ısınsın, güçlen. Aralık ayında renk tümüyle değişiyor. Evet. Aslında çok soğuk, karın yağdığı bir mevsimde renk tamamen beyaza dönüşüyor. Beyaza dönüyor değil mi? Beyaz lahana bol bol. Ondan sonra karnabahar ye diyor sana. Kereviz veriyor. Evet. Yani işte zencefilden şeyden sarıları da araya kattığımız zaman çok besleyici. Yani ben zamanında turşulamayı da yani probiyotik yiyelim ama o ayın getirdiği nimetlerle yiyelim. Yani bana ne veriyorsa o. Ben bu ay karnabahar mı yemem gerekiyor? Evet. Karnabahar nedir? Hem sülfür kaynağı hem toksit atıcı. Ondan sonra içinde B vitaminleri var. İşte C vitamini var. Var da var. Ben probiyotiğe dönüştürerek bu içindeki faydayı artırıp zararları öldüreceğim. Harika. Turşulamayla. Şimdi ben turşusunu getirdim. Evde yapmıştım. Şunun tadına bakmanızı rica edeceğim. Tabii. Zevkle. Bu da onun suyu. Bakalım beğendik. Yasin baktı yine.
Yasin beğendi mi? Efendim karnabahar turşusunu İpek Hanım yapıp getirmiş daha önceden. Evet, aynısını yapacağız. Çok hafif, çok güzel. Evet, suyuna bakar mısınız? Nasıl mesela? Bak, bunun suyunu içebilirsiniz. Yani çok tuzlu olmayan bir suyu var. Şimdi karnabaharı... Evet, ilk dikkatimi çeken çok tuzlu olmayışı. Evet. Zaten hani hep o soru aklımıza geliyor. Ben de hocalarımıza hep soruyorum. İşte turşu kilo yapar mı, tuz tutar mı, tuz ödem yapar mı vesaire gibi. Bu oranda yaparsanız hiçbir evet, şey olmaz. Çok güzel. Şimdi karnabaharın üzerinde faydalı bakteriler var. Şifa olsun. Ellerimiz çok temiz olmalı. Karnabaharın üzerindeki faydalı bakteriyi arttıracağım. Zararlı bakteriyi öldüreceğim. Tamam. Ve probiyotiğe dönüşeceğim. Nasıl yapacağım? Yarım kilo kadar karnabaharım var. Yarım kilo karnabaharınız varsa 20 gram iri tuz kullanacaksınız. Kaynak tuzu kullanıyorum ben. Kaya tuzu da kullanabilirsiniz ama kaynak tuzu bir tık daha kıymetli. Çünkü yüzeye şeyle çıkıyor, suyla çıkıyor kaynak tuzu. Suyu uçurdukları zaman suyun mineralleri de içinde kalıyor. Bizim nerede kaynak tuzumuz var? Kemah'ta. Ve çok kıymetli. Ben kemah tuzu kullanıyorum. Tamam. Bir yarım kilo karnabahara 20 gram kadar tuz ekliyoruz. Tamam. Güzelce harmanlıyorsunuz şöyle bir kasenin içerisinde. Karnabahara sarımsak da olsun. Tabii. Şeyde. Güzelce böyle harmanlıyoruz. Bunu ben kavanoza aktaracağım. Tamam. İstediğiniz tüm baharat eklemelerini yapabilirsiniz ama tek sadece tuz ve oksijensiz ortamda faydalı bakteri yaşıyor. Çok zararlı güzel. Bakteri ölüyor. Ben bunu tuz ve oksijensiz ortamda tutacağım. Yani suyun altında tutacağım. Şöyle dolduruyorum kavanozumu. Bir litrelik kavanozu alabildiği kadar dolduruyorum. İsterseniz acı biber ya da bir takım eklemeler yapabilirsiniz. Ama ben hiçbir şey eklemiyorum. Yani burada bir tane benim Arnavut biberim var. Aynen. O da bizimkiler seviyor diye. Evet, bu probiyotik karnabahar turşusunun evet. bitmiş hali efendim. Şöyle şimdi, gösterebilirim. Evet. Karnabahar üzerinde... İpek Hanım evinde ne yapıyorsa bizlere de yapıyor. İzleyicileriyle evet. ne paylaşıyorsa. Yani bu ay özellikle karnabahar turşusu yapmanızı rica ediyorum. Çünkü tamam. karnabahar tam da zamanı. Hem ucuza bulabiliyorsunuz hem ekonomik hem evet. de probiyotik dönüşümü. Şimdi güzelce doldurdum. Bastırıyorum. İyice ne şey varsa şöyle kavanozun aldığı kadar dolduruyorum. Bakın bu arada zencefil şurubumuz da ya, aşağı indikçe olmaya bırakmaya başladı. Bakın bu krep savar şurubu da yaptık. Biraz bal ekleyeyim mi yine üzerinden? Tabii. Şimdi ben bunu suyla üzerine örteceğim için yani suyla dolduracağım için öncelikle bir iri yaprakla sanki şey çarşaf örter gibi, çarşafın kenarlarını sıkıştırır gibi yatağın kenarına şöyle bir yaprağı iyice sıkıştırıyorum ki hiç yüzeye karnabahar çıkmasın. Güzelce sıkıştırdım ve üzerine su ilave ediyorum. Suyu ilave ediyorum. Doldu. Ta ki ağzına kadar. Bütün şu üzerine koyduğum lahana yaprağı bile suyun altında kalmalı. Doldu. Bakın hala evet. geliyor. Evet. Geldi bitti. O kadar. Yaprağı da suyun altında evet. bıraktık. Oksijensiz kalacak. Hepsi suyun altında kalacak. Ne koydunuz içine? Temas. Karnabahar, sadece iki sarımsak. Karnabahar, iki sarımsak ve tuz. Tuz. Bunun üzerine streçle kaplayacağım. Asla kapağı kapatmıyoruz. Çünkü faydalı bakteriler çalışırken ağızlarından gaz diyoruz. Yani tabii. gaz çıkartıyorlar ve o çıkardıkları gazla reaksiyon oluyor. Patlatabilirler tamam. kapağı. Taşabilir. Onun için kapak kapatmıyoruz. Streçle kapatıyorsunuz. Serin bir yerde lütfen bütün her şey suyun altında kalsın. Dediğim gibi zararlar ölüyor, faydalar yaşıyor. Suyu azalırsa ekliyor muyuz? Eklemiyoruz. Eklemiyorsunuz, azalmıyor zaten. Tamam. Eğer isterseniz ön maya olarak bir önceki turşunuzdan tamam. bir çay bardağı kadar ekleyebilirsiniz. Yani bu suyu niye ben içirdim? Tamamen faydalı bakterinin artmış olduğu harika, bir su aslında hatta şunu bu. Şunu içeyim ben, aman evet. bağırsaklarım bayram etsin. Şimdi streçledik, karanlık ve serin bir yerde 5 gün kalıyor. Tamam. 5 gün sonra sizin turşu oluyor. Yediğiniz turşuya dönüşüyor. Kütür kütür. Hiç haşlamadık ya da herhangi bir işlem yapmadık. Çiğden yaptık. Çiğden şöyle öne doğru koyalım evet. görsün seyircilerimiz. İpek şöyle. Hanım mükemmel bir turşu oldu. Probiyotik karnabahar turşusu yaptık. Harikasınız gerçekten. Şimdi gıdalar fermente olduğunda faydaları daha çok artıyor. Kesinlikle. Neden peki daha faydalı oluyor vücudumuza? İşte bir kere bu faydalı bakteriler ön sindirim yapıyor. Mesela ben size çiğ bir karnabahar versem yemeniz ve tabii. hazmetmeniz son derece sıkıntı. Ama böyle bir turşu halinde hem bir sene yiyebilirsiniz yani tabii. hep yiyebilirsin hem ön sindirimi faydalı bakteriler yaptığı için sizin adınıza şekeri yiyor sebzedeki bütün tabii. o sizin yani vücudumuza faydalı etkilerini alıyoruz sebzelerinde alıyor. Çok güzel. Artı vitamin değerini arttırıyor. Dediğim gibi zararlı bir şey varsa öldürüyor. Yaşayamıyor zararlar. Öyle bir sistem var ki çok bu fermentasyonda doğru. beklerken tuza iyi bir tuzsa
iyi bir tuzsa ve oksijensiz ortamsa, içinde tarım kalıntısı, ilaç kalıntısı ya da bir zararlı bir şey varsa yaşamın. Bir de şu sorun yaşayabilirler. Eğer yaptıkları turşu salyalanma yapıyorsa, bir sıkıntı yapıyorsa sebzenin artık iyi olmadığı içindir. Hmm. Yani sebzede bir sıkıntı vardı. Mesela fermantasyon işlemiyordu. Tamam. Fermantasyon işi ve güzel kütür kütür harika bir turşu oluyorsa demek ki sebze de iyi. Çok önemli. Yani doğru bir yerden. Tazeliği çok önemli yani. Evet, aldığınız yeri değiştiriyorsunuz. Yani sizi o açıdan da test etme şansı veriyor. Çok güzel. Veriyor. Çok güzel. Harika. Peki şimdi stresle gelen mı? Hemen bakalım. Abur cubur isteği. Stresle gelen abur cubur isteği hepimizde oluyor ister istemez. Galiba oldu. Eyvah eyvah. Yaktık mı biraz? Sohbete dalıp. Yok güzel aslında. Güzel değil mi? Şey. Bakın tam istediğimiz gibi. Şimdi ben şöyle bu kenarlarını de koyayım. Kenarlarını kıvıracaktım. Ha, kıvırmaya fırsat kalmadan biz. Evet, kıvırabiliriz yine. Şöyle ben çağırayım size. Evet. Çekeyim öyle. Yani şöyle biraz sonra şu kenarlarını şöyle kıvırırsak şöyle. Çok sıcak tabii ki. Sakın benim gibi fırından çıkar. Aynen. Şeye kalkışma. Dikkat edin ne olur. Ama bu böyle kıvrım kıvrım olacak. Yani bunları evet. Ben bir tabağa şöyle, mesela bu tabağa şöyle yan yana koyduğumda kıvrım kıvrım. Şöyle. Evet. Geri kalanları da atalım fırına. Evet, çok atalım güzel. Bence. Şimdi tadına baktığınızda da çok seveceksiniz. Çünkü sevinmez hem mi? Çok basit. Hem de çok lezzetli. Daha önce siz bakmış mıydınız çocuklar tadına? Damla sen bakmış mıydın? Bakmamış mıydın? Bakmadık. Tamam. Şimdi yersiniz o zaman. Sabah şeyi olur size. Peki ekmeğin evde yapılması öneriliyor. Siz ekmek tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz İpek Hanım? Şimdi Emine Şahin'le biz Gerçek Ekmek kitabının bütün tariflerini ben yapmıştım ekşi mayalı. Evet. Benim öğrencilik kitabımdır ekşi mayada. Ekmek evde yapılmasına sakınca yok ama eğer yapamıyorsanız içinde sadece un, su, tuz ve ekşi mayadan oluşan ekmeği alın. Tamam. Yani hani yapamıyorum ben evde. İçine şöyle etiketi bir okuyun. Etiketinde anlamadığınız bir şeyler varsa şeyde onu almamalıyız. Yani yaptığınız ya da aldığınız ekmek sadece un, su, tuz ve mayadan olsun. Hmm. Yapabilirsiniz. Ekşi maya yapmak çok kolay. Ne gerekiyor? Un, su ve zaman. Evet, zaman. Aynen fermentasyon gibi işlemi o da. O çok güzel bir şey. Yani bir de onda şeyini iyi dengelemelisiniz. Yani ekmeği, ben ekmek çalışmasını yaptım. 75 kilo un kullandım. Ve bir fırınım vardı. Oturuyordum böyle fırında bütün şeyi izliyordum. Yani reaksiyonu izliyordum. İnanmıyorum. Herkes diyordu eşim dizi izler. Sen oturup ekmek yiyorsun. O kitapta. Bravo. Ve ekşi mayaya şöyle bir şey diyor ki. Eğer sen benimle ilgilenmezsen ben sana güzel sonuç vermem. Ya. Yani. Bunu kendi haline bırakıyoruz ama ekmek öyle değil, nazlı ve ilgi isteyen bir şey. Sonunda şeyi çözdüm, yani ne kadar yüzdeleri çözdüm, ne kadar tuzu ister, ne kadar su ister. Bir gün bu arada ben inşallah. Bu peynirin tadına baktım, güzel mükemmel mi? Bir gün ekmek yapalım. Biz ekmeğe tamam. Çok meraklıyız, kendine bak izleyicileri de çok seviyor ekmek konusunda yapalım. Gerçekten ihtisas yapalım burada, çok seviniriz. Peki efendim, şimdi bir de son olarak şipşak kış dondurmanız var. Aa tabii, onu unuttuk. Hemen çıkartıyorum. Kış çünkü dondurması, iki çok, adet dondurulmuş muzumuz evet, var. Çok güzel. 2-3 yemek kaşığı nar tanemiz var, ceviz ve balımız var her zaman gibi. Tembel dondurması. Dört malzemeli. Yok tek malzemeli. Ha? Tabii. Şimdi, tek malzemeli muz. Çekiyoruz bunu. Evet. Şimdi muzu güzelce yerli muz olsun. Tamam. İyi izleyin. Bak hepinize soracağım. şöyle parmak kalınlığında doğradım. Tamam. Ve dondurdum. Dondurduktan sonrasında rondodan çekiyorum. Diyelim ki sevdiğiniz bir dizi başladı. Akşam oturuyorsunuz. Canınız tatlı istedi. Şimdi rondodan çekeceğiz bunu. Tamam. Kaç saniyede dondurmaya dönüştü? Şöyle sormadan. Tamam, oldu. Çok basit, çok kolay. Hemen bir dondurmaya dönüşüyor. Bakın şimdi siz daha önce yediniz mi Ebru'nun bilmiyorum böyle bir muz şey. Muz dondurması yemedim. İlk defa sizinle deneyimleyeceğim. Bakın ben hemen buradaki kaseyi boşaltıyorum. Ali'yi de gördüm biraz önce burada. Ali'yi de gördüm. Ali her zaman tadım yapıyordu. Ali'yi de. Evet. Şimdi tadım. Yasin gel. Bak şimdi. Bak şimdi Yasin. Bak. Şey gibi oldu. Muz dondurması. Şimdi bunu biraz süsleyelim.
tamam. Öyle tadına. Ben dört malzeme derken yani bunlardan bahsettim. Ama önce bir kendi haliyle tadına bakalım. Tamam. Ebru Hanım, hiçbir şey koymadan. Tamam. Şöyle. Şimdi sen de bak. Gelsin gel. Gel. Hiçbir şey koymadan. Bunu resmen dondurma. Ve çektim. Gerçeği söyleyeyim. Değil mi? En doğal. Çocuk gibi her şeyi çok doğru bir yerden söylüyor. Tamam. Fakat sanki içinde böyle bayağı bir karışımlar var da bu dondurmayı elde evet. etmişiz gibi. Şimdi şıklık yapıyorum. Üzerine biraz nar. Evet. Üzerine isterseniz ceviz. Gerek yok ama olsun. Yani hani... Ay. Yılbaşı sofrası ne kadar güzel olur İpek Hanım. Evet yani mesela canınız dondurma istiyor. İçinde hiçbir şey yok. Sadece süt bile yok yani. Evet. Bal koyalım mı? İster misiniz? Bala ihtiyacı var mı? Hiç fark etmez. Onun gözleri döndü şu anda. He. Bence bala ihtiyacı yok aslında mesela. Çünkü tadı çok güzel ama hani görüntü anlamında üzerinden şöyle biraz aksın derseniz çok az isteyebilir yani. Yani düşün bala bile ihtiyaç duymayan kesinlikle bir güzel. Kesinlikle öyle. Biraz ceviz koydu. Tarçın ister misiniz? Gerek var mı? Çok yapalım. Güzel. Tarçın koyalım dedi bakın. Şöyle. Aa, tamam. Yönetmenimiz istiyor onu içeriye. Tamam. Tamam. Biraz daha nar. Narlar şey oldu. Şöyle. İşte size görüntüsü çok güzel, çok basit. Yani basitten öte. Sadece muzu şeyde dondurucuda dursun donuk halde. Evet. İstediğin zaman dönüştür. Buna başka meyveler de ekliyoruz aslında. Son derece basit. Mükemmel. Lezzetli. Kaç dakikada yaptık hepsini? 20 dakikada. Beşer dakikada. Beşer dakikada. Bakın evet. Bugünün sonuçlarına şöyle bir baktığımızda birbirinden lezzetli ve faydalı 4 ürün çıkardı ortaya sevgili evet. İpek Kuşçu. Akşama kadar kalsak neler olacak kim bilir ederiz yani çok hızlı ve çok keyifle ve aynı zamanda öğrenerek. Peynir topları bence çok lezzetli. Bu grip savar zencefil şurubuna bayıldım. Suyunu bıraktı. Mükemmel suyunu da bıraktı. Muz dondurması yılbaşı sofraları için mükemmel evet, bir tarif. Evet her zaman için elinizin altında çok basit bir çözüm hem ucuz. Yani karnabahar dediğimiz zaman mevsiminde zaten bu ay bol bol elimizin altında. Evet. Ve turşu umarım, turşu turşu. Umarım dönüştürürler umarım yaparlar yani her biri ayrı bir şey. Şifa olsun. İyi ki diyorum. Geldiniz ben efendim. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür araştırmacı, ederim. Yazar, İpek Kuşçu, abur cubura en güzel tarifler ve daha çok faydalı bilgileriyle bizlerle olmaya devam edecek efendim. Çok yine bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ve yarın görüşünceye dek izleyicilerimize hoşça kalın. Siz bizi izliyorsunuz sürekli zaten. Kesinlikle izliyorum. Değil mi? Hoşça kalın. Hoşça görüşmek kalın. Üzere.